bir de tarak. Güzel giyme, güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ayıbı filan yok. Anca dedim bunu görürlerse dururlar. Ben şöyle koyayım da bunu. Modelime dokunma, sinirime dokunma. Modelden hep ben dokunuyorum. Bence onu benim görmeyeceğim bir yere koy. Sanatına sahip çık. Sanatına. Sen oturarak nasıl rahat kesiyorsun diyorum. Ben oturmuyorum, topuklu giymedim bugün. Aa. Ya aşk olsun. Ay Sula oturarak nasıl kesiyor? Sula'da saç kalmadı. Modeli çok rahat kendini görmüyor. Yardıma ihtiyacın falan olur. Yanlış kesersin bana söyle. Beni neden dinlemiyor kimse sen ya? Sen makineden mi oynadın? Abla sana diyorum ki beni dinle bir ya. Sinir krizi bu. Ağlama öncesi gülme. Hayır burada. Bak şurası iyi. Tamam. Şurası arasında topu topu. Tamam sandım. Burada olacak. Kes. Ah gitti saçlar. Ya bu ne ya? Arkadaşlar yardım! Tamam neden bu? Bu bir rezil ben iken anladın mı? Ben de şu anda beni toplayamadım. Gel toplayayım. Toplama. Teşekkür ederim. Gel toplayayım. Teşekkür ederim. Açma sen. Sana bir söylediğiniz, toplarım. Söylediğiniz kadar olsa. Kalkamaz. Benim üzerimden kimseye prim yaptırmam. Yeter. Deseydin arkadaşım bu kadar kısa bu kadar uzun olmaz. Deseydin kötü durur. Deseydin niye demedin? Hadi o bilmiyor. O bilmiyor. Sen bilmiyor musun? Bir kere böyle bir modeli ziyan ettin. Onu net söyleyeyim sana. Ziyan oldu. Makyaj desen külliyen hiçbir şey yok. Kızın suratı aynı anasından doğduğu gibi duruyor. Bir model saçını kestirmek istiyor ve kuaför kesmiyor. Bugün kim çok üzülecek, kim çok sevinecek. Ve bugün birinci olan takım puan durumu birbirine çok yakın. 21 puanla. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp. Merhabalar efendim. Kuaförüm sensin de derdi tasayı sıkıntıyı keşif attığımız perşembedeyiz. Aa? Gözde Hanım bu çiçeği size armağan etmek istedim. Bayağıdır sizi takip ediyorum. Ay, büyük hayranınızım. Ne oluyor ya? Bu çiçeği size vermek istedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kart da var burada. Evet okuyun sesli isterseniz. Okuyayım mı? Okuyabilirsiniz. Hadi bakalım. Aa? Yakışıklı bana çiçek almış. Kıskandınız mı? Ne yazıyor? Oku oku okuyamadıysa. Bana hayranmış çatlayın. Size hayranım 3 nokta. Zaten söylemiştim de kart nedir yani? O da utandı yalnız. Niye utandı? Yani Gözde Hanım'a herkes hayran. Teşekkür olabilir ederim. Ben de hayranlık sergiledim bir çiçek hediye ettim. Kötü bir şey mi yaptım? Yani yakışıklı ben senden böyle şeyler bekliyorum. Tarafsız olduğu için. Devam. Helal. Harikasın. Yani senden ne kadar bekliyorsak Bilal'den o kadar beklemiyoruz. Çünkü ama o, bir incelik var en azından. Kadınlara böyle bu tarz çiçekler yolluyor. Bir gösterir misin çiçeğini? Ben yalnız izninle bu çiçeğimin en güzel pembesini koparıp oradaki kraliçeye sunmak istiyorum. Çünkü ben de kendisinin tarzına her zaman hayranım. Ay, bunu paylaşalım çok mı? Çok teşekkür ederim. İşte bak kadınlardan beklediğim hareketler. Kırıntılardan da ben yararlanayım. Ben de hemen... Şu kalkışı da bana... Kalktın mı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok şaşırttın ve güne harika başlamama sebep oldun. Sağ ol. Rica ederim. Sıla da şeker kız kendi gibi olmuş. Teşekkür ederim. Ben şöyle koyayım da bunu. Akşam erinmedim. Kızıma dedim ki kızım uyumayacaksın. Ne oldu anne dedi. Dedim bir şey hazırlayacağız. Çocuk da şaşırdı. Anne yapma lütfen yapma ayıp olur. Dedim ayıbı falan yok. Anca dedim bunu görürlerse dururlar.
Bir şey, söyleyeceğim. Sen gün boyu onu mu yaptın dün gece boyu? Tabii ki yaptım. O zaman ben bir şey yazabilir miyim oraya? Ne yazacaksın? Lütfen. Ne yazacağını mı arkadaşlar? Kıvrak zekam. Okuduk. Süper böyle ince dokunuşlarım. Kötü bir şey yazmayacağım. Gerçekten. Bak yerine git. Güzel bir şey yazacağım. Sabah sabah benim moralimi bozma. Gözde Hanım lütfen müsaade etsin. Güzel bir önce şey önce bir şuraya yaz yazacağını. Evet ah, şuraya. Tamam. Al şöyle şuraya yazayım. İstek bana yazı. Da dokunma diye altana sal bence. Ver vallahi kötü bir şey yazmayacağım. Asla yazdırmıyorum yerine. Ver. Asla yazdırmıyorum. Güzel bir şey değil ki o. Bence yani çok bak, güzel. Bak sabah hocam, sabah, dedim ki. Sabah sabah benim moralimi bozamazsın git yerine. Yazdırmıyorum. Modelime dokunma. Ben de yazacaktım ki o sanatına zaman, sahip çık. O zaman hazırlarsın canım. Ben bunu kendimi vallahi koruma amaçlı getirdim. Çünkü benim modellerimle çok uğraşıyorsun. Ben şunu şöyle dikeyim de. Hemen ben de dikeceğim buraya. Sıla bence onu hiç sen kaldırma. Çünkü o lafın bana geldiğinin farkındayım. Saçına çünkü modellerine hep ben dokunuyorum. Bence onu benim görmeyeceğim bir yere koy. Ben de üstüme alındım hocam. O yüzden ben de çünkü böyle. Çünkü saçlara bir tek dokunan benim. Hani böyle. Bu... Hayır hocam asla sizin için ben bunu yapmadım. En fazla Bilal için yaptım. Ciddi söylüyorum. Olur mu? Sıla, siz benim modellerime dokunduğunuz zaman ben gurur duyuyorum. Sıla yürüyüşteymiş gibi hissettim. En azından öğreniyorum öyle yanlışlarımı. Hani yürüyüşlerde olur ya modelime dokunma sanatına sahip çık. Aynen böyle yani. Sanatına sahip çık. Krem yapıyorum her şeyimden. Tabii kıskanç. Yürüyüş krem yani. Yazmış. Ya işte bak senin sabaha kadar yaptığını ben bir dakikada yaptım yani. Bugün gerçekten modelime sakın yaklaşma. Sanatına sahip çık. Sanatına. Gözdeciğim bugün Sıla kime benzemiş? 70'lerde Türk filmlerinde ünlü bir isim vardı. Adile Naş. Bergin Doruk. Aa evet. Bergin Doruk. Efendim? Aa bilmem. Kimdi o diyor ama Sıla'nın yaşı tutmuyor o yüzden. Bir dakika Sıla ne demek kimdi o? Özür dilerim ya. Sen sanki Miran'ın yaşındaymış gibi konuşuyorsun. 50 yaşındadır. Belgin Doruk tanımıyorum. Ha? Tamam 39 yaşındayım da. Belgin Doruk. Belgin Doruk kaç yaşında? Nasıl kaç yaşında? Hey! O da işte 70-75 yaşında falan şu an. Bayağı yakınmışız. ben çok mu yakınım? Aa, ben 39 yaşındayım. Çok mu yakınım? Tanıyorum. Ama yani dört dörtlük Belgin Doruk olmuşsun. Muammer Bey yarışmacılarımızın stilini nasıl buluyorsunuz? Hepsi dökülüyor. Yani burada bir tek kendimi şey görüyorum. Hani demode olmayan, güne ayak uyduran. Hani modacılığımdan falan değil ruhumda. Yani işte Ayşegül'ü bile öyle görmüyorum. O da çok demode. Adnan Bey zaten şey hani bir dede. Bir amca. Hani o formatta görüyorum. O hani değişemez. O klasik bir adam. Ama işte bak gençleri görüyorum. Mesela hepsi demode. Mesela ya. Mete bu boyuna posuna o kadar kalın bileklerine giydiği pantolona bakar mısınız? Mesela. Korkunç kötü. O bileklere o pantolon giyilmez zaten. Onun 2 santim ağzı genişler giyin. Öğren. Bundan ağzı geniş de yukarıya biraz çıkmış. Ay. Niye çıkmaması lazım? O biraz aşağıda dursun ki. Evet, evet efendim. Çok özür diliyorum. Bu arada herkesi katıyorum. Seni tenzih ediyorum. Beni de katıyorsun. Onu tenzih ediyorsun. Ben de sizi çok demode buluyorum. Yaş farkından ötürü herhalde. Seni kesinlikle demode buluyorum. Ben de sizi. çok demode buluyorum. Ayşegül'ün en iyice noktasıdır bu. Evet efendim. Evet. Ona da sadece ben dokunabilirim o noktaya. Eleştiriye gelemiyorum. Peki Adnan Bey suça dokunabilir mi efendim Ayşe... siz yorum yapmadan önce? İstiyorsa dokunsun bundan sonra. Vallahi kimseye de sormam. İstediğimi yaparım. Peki, siz bilir. Ben de hiç o zaman yorumlama yapmam. Veririm notu gider. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Mesela 5 vereceğim kişiye 1 veririm Adnan Bey. Benden önce kalkıp oraya saçı bozarsa ben yorum yapamazsam 1 veririm yani. Yaparım. Onun için böyle bir durum olduğu zaman lütfen hocam lütfen Muammer Bey'in de hani bir eleştirisi olsun deyip stoplayın. Lütfen. Ben bozarsam saçı tamam. Ben düzeltiyorum. Ama düzeltirseniz ben o zamanki kötü yorumu yapamıyorum. Yani bu var. Siz de bana puan verin. Hayır ne haddimize lütfen efendim rica ederiz. Muammer Bey günün şanslısı bugün sadece Mete olsun. Malum torpilli bana çiçek getirdiği için
diğer stil sırlarını ve stilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki programlarda sizden daha detaylı alsak veya program içinde olur mu? Tabii tabii, her zaman efendim. Gözde Hanım, ben Sıla'nın hayat hayranlığını görüyorum. O yüzden ona yarın hayatın tarzında bir makyaj yapmak istiyorum. Tamamen kirpikleri, kaşları. Yani sen de mi kaşları destekledin bunu? Hayata ben hayranlıyım. Hayran tarzı, hayata? Hayran görüyorum. Tamamen ona benzemeni istiyorum. Sıla'dan bir ben çıkar mı Özlem? Bence çıkar. Vallahi çıkmaz. Ya size sadece çıkar. Gülüyorum bak. Sadece de gülüyorum Miran'ın lafı. Kabul etmiyor musun? Ne alakası var Özlem? Yani insan olarak ben hayatı severim ama biz burada yarışmadayız. Tamam, ben rakibin, seni hayatın tarzını yani yapmak istiyorum sana. Yani saçım siyah oldu, kırmızı ruj kullanıyorum diye hayata benzetiyorsunuz. Benzetiyorum ve bazı yaptığın şeyler... Peki sen sanatına güvenebiliyor musun? Evet. Birebir hayatın makyajını mı yapacağım? Evet, yapacağım. Ama, öyle mi dedi? Bir çok, kabul ediyor musun? Birçok zaman makyajımı o yapıyor. Aa, benim. Yap, tamam, olur. Nerede yapacaksın? Program öncesi yapacağım. Tamam. Ben bu kadar istekli olacağını düşünmüyorum. Öyle çıkmanı istiyorum. İstekli değil, Özlem'in o makyajı yapamayıp sana benzetemeyeceğini göstermek için kabul ettim. Benzeyeceksin. Ya benzetirse? Zannetmiyorum. Tamam, göreceğiz yarın. Göreceğiz bakalım. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yan yana duracaksınız ama pozunuzu alacağız değil mi? Tabii ki. Lütfen evet. Bizi kırmak yok artık. Özlem bana senin makyajını yapacakmış. Neden yaptırıyorum biliyor musun? Yapamayacağı için, beceremeyeceği için kabul etti. Perşembe modelleri davet ediyoruz. İlk olarak Mete ve Arzu'nun modeli Ceren Dalkıç gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Dönendim, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Sıla ve Miran'ın modeli Merve Eroğlu gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş. Bilal ve Buse'nin modeli İlayda Arslan gelsin. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayat ve Özlem'in modeli Ezgi Yalçınkaya gelsin. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. En sevdiğiniz gündeyi sevgili model arkadaşlarımız. Arkadaşlar, yarışmacılar çok iyi biliyor bugün günlerden ne? Kes, 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 kes. Kesim için 45 dakika süreniz var. Makyaj konseptinde ise 25 dakika içinde harika bir ıslak makyaj bekliyoruz sizden. Sayıyorum. Son. 5, 4, 3, 2, 1. Kes, 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 kes. Hayır, burada. Bak. Şurasıydı. Tamam. Şurası arasında topu topu. Tamam, burada var, olacak. Kes. Ah, gitti saçlar. Ya bu ne ya? Arkadaşlar yardım. Saçların yıpranık, biraz kuru bir saçın olduğundan dolayı senin saçların bir hizalarını biraz daha yok edip, yani yaklaşık bir 4 santim, 3-4 santim biraz daha kırıklarını alıp daha düz, daha modern bir kesim yakışacağına inanıyorum yüz hattınıza, çene yapınıza. Yani fazla göğüs hizasında falan şu kadar. O kadar az ama. Değil. Gerçekten az. Yok, değil. Vallahi az.
Yani... Neyse, komple kazıtmak istiyorum. Oh, harikasın. Harikasın. Komple şurayı komple kazıtmak istiyorum. İşte bu ya. Bu benim. Şurayı benim. Kazıtmak istiyorum ama olduğu yerleri. Nasıl olduğu yerleri? Şurayı. Sadece burayı mı? Olduğu yerleri kazıtacağım. Tamam. Bu kesili yerler var ya. Burası sen de anladın. Ne anladın? Aa, bir dakika. Hem ne burayı anladın? Hem de şu şekil. Şuradan şöyle gelsek. Saçını kısalsak. Ve düğünüm var. Hani ben göğüs üstü düşünüyorum. Şu şuralarda falan. Hayır. Şurada çok iyi olur. Başaramayacaksın, ağlamayacağım. Bak gerçekten. Ağlamayacağım. Öyle yapalım bence. Beni dinle. Bak çok güzel olur. Kat sen, vermeyelim. Sen tamam. Beni dinle. Biz Sıla'nın modelini ağlatalım. Ben ağlamayacağım. Yok bak şöyle yapalım. Şurada keselim. Hayır. Bak şurada. Mm-mm. Tamam mı? Dediğimin bir santimi karşısına çıkmam. Bak boy burada ya. Sana bu arada bir kâğıt keseceğim. Şuradan tamamlayıp ince ince verip işte boy bu kadar. Böyle, bak boy bu kadar gidecek. Tam omuz. Yani dört parmak bile değil o. Sağlıklı bir saç. Ya Sıla'ya denk gelseydin, şurada kesseydin, kazılsaydın ne olacak? Oturur ben de onun saçını kazırdım. Ne alakası var ya? Öyle bir şey yok. Modelleri dinlemeniz gerekiyor yani modelin memnuniyeti için. Hadi Sıla dinlemiyor, ağlatıyor modellerini. He. Sen de mi dinlemeyip ağlatacaksın? Hayır, dinleyip ağlamama meselesi değil. Sonuçta bu bir yarışma ve siz başvuruyorsunuz model olarak. Yani bu benim kendi sanatıma kalmış. İstesem değişik keserim, istesem saçmalarım, hayır. İstesem de çok güzel keserim. Biz kolay ama, değiliz, modeliz. Ama kolay değil meselesi değil. Makas bende sonuçta. Ki bak benim sanatım çok iyidir. Geçen hafta izledin belki. Bu makas Adnan Bey'in bana hediyesi. Uçlara kat vereceğim sadece. Uç kat yani inceltme amaçlı yapacağım. Buradan itibaren bir kat vereceğim ve şu yandan itibaren böyle hacimli kullan diye. Çünkü dalgası çok güzel saçının. Çok katlı değil. Yaptığım şey hacim katı sadece. Hacimlensin diye kat vereceğim. Göğüs hizası aslında olacak. Onun yukarısında istemiyorum. Vallahi keselim biraz. Hayır vallahi. İnan keselim. Hayır. Vallahi bak. Hayır. Bak gülüyorum ama normalde öyle sen şey yap. Sen de benim güldüğüme bakma, çok ciddiyim şu an. Ben de çok ciddiyim. Ben sana diyorum ki buradan alacaksın. Bak dediğim gibi buradan alacaksın. Ondan sonra buradan da alacaksın. Marjinallik istiyorsan aynı işlemi buraya da yapacaksın. Ama bu saç ne olacak biliyor musun? Keseceksin ya bütün halinde bunu. Hı-hı. Küt bir şekilde şu kadar alabilirsin. Okey hadi hemen ısıtın zamanımız. Anladın mı? Zamanımız gizli geçiyor. Küt. Göğüs hizasında düz de kesebilirsin. Biraz daha az kesip önlere kat da verebilirsin. Hı. Ama göğüs hizasından yukarısını kesin. Biz bir önce fön çekelim. Hayır önce bir anlaşalım. Tamam önce bir fön çekelim. Her halükarda fön çekeceğiz zaten. Ben mi yanlış bu konsept, kesim konsepti mi, fön konsepti mi? İşte şimdi... Herkes fön çekiyor. Kuru mu kesecekler? Bence ne yapalım biliyor musun? Ne? Gel saçını keselim. Güzel bir şekilde keselim. Ondan sonra onu da biliyorsun bir platformlar var, saçım saçın olsunlar var. Hayır. İşte böylelerine gel bağışlayalım. Hayır. Ve tüm Türkiye'den takdir alalım. Ne diyorsun? İlerleyen zamanlarda belki düşünürüm ama şu bence... an değil. Zamandan ziyade saçının ilerlemesi lazım ve saçının yeterince ilerlemiş. Hayır. Nereye bağışlamak istersin? Yani saçım saçın olsun. Saçım saçın olsun. Aynen. Onu bile ona, getirelim. Yani yaparsa ben de çok mutlu olurum. Eminim izleyen herkes de mutlu olur ve en büyük payda İlayda'nın olur. İnşallah kabul eder. Yoksa ha 3 santim kısa ha fazla cebime girmiyor. Para da kazanmıyorum yani. En göz şey saçı bugün Sıla yapacak bence. Çünkü modeli çok müsait öyle saç kesimine falan. Evet, marjinal de bir ruhu var kızın. Anne ne zaman bırakacaksın? Başın öne, başın öne. Ah gitti saçlar. Aa. Sıla'ya bak. Son defa bakın saçlarınıza. Sonra aynalar çekmeceye, aynalar çekmeceye. Son defa bakın saçlarınıza.
başımızı sabit tutuyoruz tekrar söylediğim gibi. Adnan Bey saçları kontrol eder misiniz? Buyursunlar efendim, Adnan Bey geliyor. Sadece ön taraflarına hacim vereceğim ki buraları birazcık hani yüzünü daha toplu. Bu yüze yapışacak mı onlar? Evet. Yapışmayacak mı? Görelim bakalım. Kafamda düz bir kesim var. Önler belki uzun olabilir. Arkaya nazaran. Düz kesim. Düz kesim olabilir. Çünkü saç çok yoğun. Kat vermem saçın daha çok kabarmasını sağlar. Çok fazla kabarır. Çünkü haddinden fazla yoğun bir saç var. Ne oluyor? Büyükler hep genelde küçüklerinin şeylerine özenirler. Bu da öyle bir özlem çekiyor beni gördükçe. Evet, evet. Yani adamcağızın dışı tabii böyle ihtiyar ama içi genç. Yani. Ruhu genç. Evet ama şunu ben ona anlatamıyorum. Şimdi her renkli kişilik veya renkli giyim her tipin, her bedenin şeyi değil, tarzı değil. Evet. Şimdi ben bunu Adnan Bey'e anlatamıyorum. Yani böyle imrenerek bakıyor. Ondan sonra ben yürürken ayağım takılıyor, yere düşüyorum. Nazar, ödem. Ay gözü kalıyor üstümde. Yanlarından alacağız. Ortayı da küt yapacağız. İstediği zaman normal küt kullanacak. Yüzüne yakışacak ama. Yakışacak. Öyle mi? Kesinlikle yakışacak. Hadi bakalım. Görelim. Peki şuraları bu kesimle, kesimle sen jüri etkileyebilecek misin? Etkileyebileceğimi düşünüyorum. Çok kısa kesmesini istemiyor saçlarının. Ben dediğim gibi saçlarını yaklaşık 4 santim kestim. Bu 4 santim mi? Evet, 3-4 santim kestim yani yaklaşık. Kolay gelsin bakalım. Bekliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Bana şimdi deseydiler var ya, ben tıraş olur 3 numaraya vururdum saçını. Yemin ediyorum vururdum 3 numaraya. Tamam, ben seninkini vururdum o zaman. Sen tamam. Bağışlarsın. Tamam, vurayım. Ama ben kestirmem. Yani benim kökü bende sonuçta. 6 ay sonra uzayacak. Bilal, modelinin saçlarını kesip Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışlamak istiyor. Ay, tüylerim diken diken oluyor. Neden kesmiyor? İzin vermiyor mu? Model, çünkü Bilal kaç santim keseceğini söylemiyor. Şu kadar bu kadar diyor. Kız da ikna olmuyor. Ya kısa kullanamam. Yaptığım işten memnunum çünkü. İyi de canım, kısa kullanmayacaksın. Bak şurada diyorum, şurada. Hayır, o da şurada. Kısa benim için. Senin söylediğin burada. Benim söylediğim burada. Arada bir topu Bilal, topu 3 santim olsun, fark var. Razı edebildin mi modeline? Canım benim başka işlerim var. Seninle uğraşamayacağım. Bir saniye. Ya ne bileyim o kadar güzel ki saçları. Sıla, sana da fırsat doğdu değil mi? Belli olmaz, belki ikna edebilirsin. Sıla, sen oturarak saç kesimi nasıl yapıyorsun hayatım? Gayet rahat kesiyorum. Oturarak. Hocam. Ha, efendim? Ama şu an ben ense kesiyorum ben bunu. Hayır, ayakta kesemem ki. Nasıl rahat kesebiliyor Çok musun? Çok rahat kesiyorum. Ayakta kesemem aslında. Sen mi? Aha. Daha sonra Hayır, kaldıracağım onu şu an. Hayır, ben modelin oturmasını demiyorum. Sen oturarak nasıl rahat kesiyorsun diyorum. Ben oturmuyorum, topuklu giymedim bugün. Oturmuyor musun? Aa, kız ya, ben senin deminden beri oturuyorsun diye bakıyorum. Ve burada onun dedikodusunu yapıyorum. Diyorum ki ay Sıla oturarak nasıl kesiyor? Aa, sana ne oldu kızım böyle bir anda boyun? Aa, tövbeler olsun. Hocam ben bugün düz giydim o yüzden. Bu kadarım. Yok artık. Kendini nasıl hissediyorsun? Kalan saçı da Sıla götürecek bugün, biliyorsun değil mi? Şöyle koyayım da arkadaşlar. Sıla, yani şimdi öyle konuşuyorsun ki senin filmlerin daha... Lütfen bak. Girmedi lütfen, vizyona. Rica ediyorum. Daha senin vizyona girmeyen filmlerin var. Sıla Zedeler 3 sinemalarda. Ne? Tabii. Sıla Zedeler 3. Gülendam'ı hatırladınız mı Gülendam? Gülendam'ı hatırladınız tamam, mı? Tamam, hepsi tarih oldu hayatım. O böyle içinden yüreğinden gelen gözyaşlarını nasıl unuttunuz Muammer Bey? Tabii. Yani biz unutamadık. Hocam benimle uğraşmayıp ne yapacağız? Gülendam kalbimizde yaşıyor. Tabii. Bu devam filmi Yasemin. Neydi adın senin? Bak görüyor musun? Ne kadar içten ağlıyor. Saçı mı yanmadı? Bilal bak masana git, benim canımı sıkma. Modeline dokunmuyorum. Ve ben çok önemli bir kesim yapıyorum. Çok kulağımı çok ne demezsin. Kesebilirim. Bak, lütfen git. Allah bu kızın korusun.
ensesi mi yanmadı, saçı mı kopmadı, neler neler. Baksana ne kadar. Bak sakın bir bana bir daha onu abla, söyleme. Ne olur kesme diyordun. O ne, ne demek olur ya, ben kimsenin saçını yakmadım. Kopartmadım da. Bu da Sıla Zadeler bir. Her masada bir tane. Zadeler. Teşekkür ederim. Sıla Zedeler. Zadeler. Zadeler değil. Sıla Zedeler. Sıla Zedeler. Mutlu oluyor musunuz hayat? Kendime güldüm, yanlış konuştum ya. Sen haftalardır benim saçlarımla böyle mutlu mutlu dolaşırken... Biraz bekle, bu soruyu bir hediyem bana soramazsın. Bak sana benim bir hediyem var. Sen bekle. Sen kestiğin saçı unuttun galiba. Hiçbir saçımı unutmadım. Hatta dur başlamadan... Şunu vereyim de ben sana. Neyi? Canım Hayat ablanı izlemişsindir. Harika bir kesim yaptı. Evet süper, hafızalarından silinmedi haftalarca. Ona bir makas hediye etmek istiyorum. Ben. Sadece çünkü bununla yapabilir. Bununla da yaparsın en son, tamam mı? Onunla yapsan hatta ben bunu saçımı aksesuar olarak kullanayım. Diyorum ki gel örelim. Tamam, dediğim boyda olacak. Şurada. Hayır burada. Bak. Şurası iyi. Tamam. Şurası arasında topu topu. Tamam santim, burada tamam olacak. Mı? Hayır burada tamam olacak. Neye karar verdiniz? Dediğim yani boyda. Yani onun dediğini yapacağım. Bilal. Güzel bir yarım santim daha şey yapıyoruz. Ne kesimimizi tutuyoruz. Vallahi gide gide kısaldım. Yemin ediyorum. Hayır, ama sen biraz daha kısaltabilirsin demiştin. Ben de o yüzden atlanmaya geldi. Ben dedim 4 santim kestim. Öyle mi, bayan memnun olacak mı dedi. Biraz daha kesilmeye başladım. Hayır, jüriyi etkileyebilecek misin dedi. Yani kafanı kazımam mı lazım etkilemem için? Hayır. Pardon. Hayır tabii ki. Bu ya, bu ne ya? Arkadaşlar yardım! Şöyle öne doğru hafif. Şöyle dediğim doğru boyda olacak. Tamam ama hiç kıpırdama, tamam mı? Hiç kıpırdama. Bana bir göster keseceğim. Şurada kesiyorum dedim bak. Hayır burada. Hayır burada. Yapacak bir şey yok. Hayır. Kesmek zorundayım. Hayır. Şöyle bir dön. Şuradan kesiyorum bak, şuradan. Hayır buradan. Tamam. Ya kestir gitsin ya, kes. Hayır. Evet ben de şu anda kendimi kes zor tutuyorum ama. Hayır. Kesin mi diye sordum, hayır sana kesin dedim. Ben de hayır dedim. Tamam bir saniye. Benim nerede dediğim bu, burada. Tamam orada kesiyorum hadi. Söz al ver. Söz veriyorum, al kestim. Bilal. O saçları o kadar keseceksen lütfen toplayarak kes. O saç 30 santim civarında. Evet. 30 santim saç bir toplayıp kanser keseyim savaşçısına moral desteği vermek için yeterli bak, bir boyut. İlayda'yı hepimiz alkışlıyoruz. Evet. Gördün değil mi? Sabahtan beri onun için yalvarıyorum. Ama tuttuğun yerden o saç yere düşmeyecek. Bağla, öyle kes, sonra güzelce. Yardıma ihtiyacın var mı? Gerek yok. Var 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 var. Ay kesti, bravo. Ya süper. Ver sana yardımcı olayım. Ver Bilal. Bilal. Bu ya, bu ne ya? Çok büyük sevaba girecek. Sevgili seyircilerimiz çok iyi biliyorlar ki buraya katılan model arkadaşlarımız kendi rızalarıyla saç kesim ve boya konseptlerine uyacak şekilde bu yarışmaya başvuruda bulunuyorlar. Ortak bir karara varıp saçları kesiyorsunuz. Bugün de Bilal çok kutsal bir niyetle başladı kesim gününe.
Kanserle mücadele eden dostlarımız için saçım saçın olsun'a destek olmak için 30 santim uzunluğunda saçını kesmek istedi İlayda'nın. Fakat yaşı daha 19, saçını uzun zamandır kestirmiyor. En başta buna kendi de niyet etti ama ondan sonra rızası olmadı. Fakat kesildikten sonra rızası olmadı. Ve biraz fenalaştı. Birazdan aramıza katılacak Adnan Bey yanında. Siz lütfen devam edin. Elim titriyor biliyor musun? Zincirini sıkman sonuç olarak niye? Ya ben çok üzüldüm. İşin açıkçası hani o şekilde olmasını zaten istemiyordum. Hani bizim amacımız burada bir fark yaratmaktı ama ve işin açıkçası şöyle de bir şey söyleyeyim. Konuştuğumuz boy hemen hemen aynı. Arada aynı, bir iki santim var. Fakat ister istemez hani ben bile şu anda şu saçımı bile biri biraz keserse, bir kere de keserse ben de çok korkarım. Hak veriyorum. Ben de bir kere de kestim diye o onun etkisinde kaldı. Yoksa hani yavaş yavaş ufak ufak kessem. Bilal, bugünkü davranışından dolayı tebrik ediyorum seni gerçekten. Evet. İyi bir cesaretti. Modelin yani de aslında bunu istedi. Evet. Eminim o da alışacak. Yaşı ufak olduğu için ama sen moralini bozma çünkü çok güzel bir ya şey benim yaptın. Benim moralim çok bozuldu. O şey, halbuki ben çok iyi niyetli Bilal, bir şey yapmak tabii ki de, istedim tabii ama. Ki de. Benim yaşadıklarımı biraz anlamış Sıla, olmalısın. Lütfen. Hayır, o bambaşka bir amaçla onu karıştırma. Yaptı. Lütfen. Ya benimkisi tamamıyla bir iyi niyetti. Tamamıyla bir fark yaratmaktı. Tamam yani, da ben sana kötü bir şey söylemiyorum. İşte ben bunların hepsini yaşadım. Ne kadar üzüldük görüyorsun. Bilal'cim tekrardan geçmiş olsun. Ne diyorsunuz Muammer Bey, Ayşegül Hanım bu duruma? Ya saç için ağlanmaz ya. Saç tırnakla aynı şey bence. Hele bu kadar kutsal bir niyet için değil mi Muammer Bey? Ne diyeceksiniz? Bir santim, iki santim evet, kısa kesilmiş. Evet, evet. Yaşına veriyorum, gençliğine. Yani kalkıp da Bilal'in burada hiçbir suçu yok. 2-3 santim saçta bir şey değildir yani, olay değildir. Hatta küçük hanım annesinden geldiler bana elbiseleri, biliyorsunuz benim defilemde giyeceği elbiselerin provaları için. Ben orada söyledim, dedim ki kızım bak bunun kesimleri falan yapılacak, hani sonra boyanız falan var. Yani nasıl olacak, şu kadar kestirmeyle de o kesime falan girmez, birincilik de kazanamazsınız. Şimdi bu bir de benim yanımda konuşuldu. Sıla bak konuştular ettiler. 2 numara 3 numara bir ense tıraşı yapıyor, onun üzerine kat koyuyor. Yani burada programı doldurmak veya onun buraya çıkıp da ekranlarda keyif alması için o buraya çağrılmıyor. Sonuçta kuaförün burada bir şeyleri sunması gerekiyor. Bana çok şey geldi ya, çok abes geldi bu tavır. Ben pek önemsemiyorum bu konuları. Bilal'in de eline sağlık. O heyecanla, onun hani o tedirginliklerinden direkt bir makas vurması bile, saçı bıraktığında maşallah o kadar muntazam kesmişsin ki bir de saçı. Yani sonradan şey bile istemedi o saç. Hevesim kursağımda kaldı vallahi. Yok kursağında kalmasın, gayet güzel oldu. Onun için böyle şeyleri takmayın kafanıza. Sizin nasıl gidiyor kesimler? Bizim çok iyi gidiyor, problem yok. Sıla'da saç kalmadı, modeli çok rahat kendini görmüyor. Biz anlaşarak yaptık. Sıla Hanım siz de usturaya falan vurmayın saçı sonra. Bildiğin şu anda saç yok. Şu an çok mutluyum. Ha geliyor. Gel aşağı. Bilal'cim daha fazla kesmiyoruz. Şöyle bir uçlarındaki o şeyleri düzeltiyorsun. İlayda, lütfen. Benimle konuşma lütfen. Şu uçlarını sadece düzeltiyorum o kadar, tamam mı? Başka da bir şey yapmıyorum. Tabii saçlarını çok seviyor. Bir de ailesi de bu konuda hassas. Aynı zamanda şampuan reklamları, firmaları için ürünler deniyor. Saçlarını kullanıyorlar. Aslında istediği şey göğüs altında bir kesim. Birkaç santim kısa olmuştu. Ama esas şey o birden o saçı görüp şok olması. Bilal'in biraz o konuda azıcık sert davranmış, sert gelmiş ona. Ama şu anda her şey normal.
İlayda, gerçekten saçların çok güzel bir şeye vesile olacak. Bence hiç üzülme. Zaten çok sağlıklı bir saçın var. Kendine gurur duymalısın bence. 2-3 aya yine eski boyuna ulaşır bence. Hiç üzülme. Senin ne kadar değer verdiğini biz biliyoruz. Daha çıkmadan tereddüt etmeye başladın ama gerçekten çok büyük bir fark yok. İlayda, bir iki dakika bana bakar mısın? Hayır, bakmak istemiyorum. Ablacığım bak, kökü sende. Ve çok dediği gibi arkadaşların çok hayırlı bir işe ne derler vesile oldun. Senin o saçlarınla kaç kişi saç peruk kullanacak biliyor musun? Saçları olacak. Ve en azından seninkiler çıkacak, onlarınki hiç çıkmayacak ablacığım. Bunları düşün. Bence çok güzel bir karar verdin ve saçını bağışladın. Çok da sağlıklı bir saçım var. Evet. Bu saçın uzama ömrü çok da uzun saç değil. Saç çok çabuk uzar. Çok 6 hızlı. Ayda hemen hemen aynı boya gelebilir o saç. Tamam, bitti zaten. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evet, bugün maalesef ki İlayda beni çok şaşırttı. Halbuki ben çok iyi niyetle, çok güzel bir amaç için o saçı kestim. Ki zaten öncesinde de konuştuk. Bir de Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki, bakın burada benim İlayda ile birlikte karar verdiğim bölüm var. Bu da benim kestiğim. Yani toplasanız 3 parmak yok bakın. O yüzden bu tepki niyeydi anlamış değilim. Hiçbir anlam veremedim. Ona da yakıştıramadım. Keşke daha güzel bir tepkiyle bunu benim yerime o sallasaydı ve tüm Türkiye bizi alkışlasaydı. Ama iyi ki konseptimiz mesela küt kesim değildi, bon kesim, bol katlı kesimler var. Yani böyle evet. Marjinal kesim yaptık, kısa marjinal kesimler yaptık. Yani öyle bir konsept olsaydı çok kötü olurdu değil mi? Yani ya, en nihayette kestirmezdi canım, kesmezdi o da. Evet. Ama aslında hani onlar belirli bir boya anlaşmışlardı. Ha. İki parmak kısa oldu diye. O birden saç öyle görünce panik yaptı. İlayda, lütfen kendine gel. Lütfen. Bak, benim söylediğim ile senin söylediğin arasında gerçekten 2 santim var. Ben bir kere de kestim diye sen öyle bir tedirgin oldun, kötü oldun. Sıla bak, makineyi elinden falan kaydırıp yanlışlıkla... Yok, merak etme. Başka bir şeyler yapma. O yanları falan kazıma amacını birazdan sana soracağım ama... Modelim istediği için. Şimdi ben cevabını verebilirim sana. Daha önceden kesim eğitim falan almış mıydın sen Sıla? Bunlar eğitimle olmuyor. Nasıl olmuyor? Kendi becerinle yapıyorsun yani, öyle mi? Meti, seni severim. Ama sen nasıl kaynak değilsen benim de bazı alanlarım vardır değil mi? Hani ben hiçbir öyle zaman eğitim almadım bir yerden. Ama ben de 15-16 senedir bu mesleğin içindeyim. O yüzden sen rahatına bak. Ben şu an rahatım zaten. Seni de arada bir izliyorum. Bakıyorum ama her an korkuyorum. Farklı bir şeyler olmasın diye. Yardıma ihtiyacın falan olur. Yanlış kesersin bana söyle. Sen kestin mi saçım? Ben kestim. Şu an şekillendirmesini yapıyorum. Emin ol. İyi ki kesmişim diyeceksin. Bak, emin ol. İyi ki kesmişim diyeceksin. İyi ki o gün o saçım kesilmiş diyeceksin. Bak, göreceksin. Sıla'cığım, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Alt enseyi kesmişsin. O enseyi birazdan natürel bir şekilde yukarıya doğru katlı getirip... ...biraz daha yukarıya doğru, saçların uçları kalın olduğundan dolayı ara makasıyla daha iyi hale getirebilir. Canım, sen işine bak. Bak, sen işine bak. Hayır, sana şu hani anda... Hani senin yanında ben oldukça kötü yorum yapmıyorum, sadece yardımcı oluyorum. Sen bir şey söyleyeceğim. Beni neden dinlemiyor kimse sen ya? Sen makineden mi uylandın? Abla, sana diyorum ki beni dinle bir ya. Tamam, dinliyorum. Evet, şimdi Sıla bizde mi? Yapma. Tamam, makinayı bırakıyorum. Makinayla yapacaktım bütün kesimini ama maalesef yine hallettiniz. Harikasınız. Bravo size. Yani sen bence kendi modelinle ilgilen. Ben senin kendi modelinle ilgilendim ve şu an size... Makgözüm bile dedi ki ben olsam Mete'ye saçımı kestirmem çıkarken, hatırlarsan. Makgözüm. Evet. Arzu. Onu da mı dedi? Evet. Yo, ben öyle bir şey duymadım. Onu da mı kesinlikle dedi? Kesinlikle söyledi.
Modele sor. Arzu, söyledi mi? Hayır, ben de söylemedi. Arzu yıllardır benim yanımda söyledi. Bak çalışıyor. Modeline sor. Ben olsam yani, Mete'ye saçımı kestirmezdim çok, dedim. Çok kısaltmam dedim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Modeliniz şu anda çok hanımefendi. Sizin aranızdaki sorunu o hissetmiş. Fazla benim, kaynamasın istiyor. O yüzden yumuşatarak. Benim Arzu ile aramda bir sorun yok. Küçük bir dün tartışmamız vardı. Onu da çözdük zaten. İnşallah öyle bir problemimiz çözmüşsün. Yok. Küt konuştuk. Arkasını kısa mı kestin cidden? Kısa değil. Zaten senin insan yok. Hayat sen de oradaydın, duymadın mı söylediğini? Ben duymadım, gerçekten duymadım. Yanında söyledi, birlikte çıkarken söyledi. Yani söylediyse duymadım, gerçekten duymadım, duysaydım. Ama dünkü tepkisinden sonra öyle bir şey der mi diyebilir, bir ihtimal de var Mete aslında. Sinir krizi. Sinir krizi, bu ağlama öncesi gülme. Kız sonunda delirdi, birisi delirdi sonunda. Burada... Dolunay, dolunay. Dolunay, dolunay. Ay çok komik. Ne oldu Merve? Bir şey oldu. Merve iyi misin? Ne oluyor? Benim şansım, devam kaderim. Devam edebilirsin sen. Kaderim, gerçekten kaderim. Arada hocaların şeyi Muammer hocama söyledim. Dedim ki Merve o kadar sakin ki ilk sakinim defa zaten. İstediğim yapacağım dedim. Çok sakinim. Ağlıyorsun, gerçekten sakinim. Ağlıyorsun Merve, yapma lütfen. Sıla'nın modeli tabii ki de herkesin de olduğu gibi ağladı, ağladı. Hatta ağlamakla da yetinmedi, kahkahalara boğuldu. Tabii ki de haklıydı çünkü Sıla her zamanki gibi modelini dinlemedi. Kökü bende olduğu için seviniyorum şu an. İçimizde en rahat Merve'ydi. Merve bile şu an böyleyse benim şu an ağlamam gerek. Ben çok rahat. Bence hiç değilsin Merve. Yani şu an normal ağlama olsa tamam ama senin tepkin çok anormal şu anda. Merve şu anda kendini görmüyor, o yüzden farkında değil. Sıla yine iletişim eksikliği yaşıyorsun. Sıla bir sakinleştirir misin modeli? Gülüyor ama birazdan çok kötü ağlayacak. Benim iletişim bir... gayet iyi. Siz böyle gazı verirseniz... Ama beni dinlemiyorsun o diyor. O ağlayacak zaten. Beni dinlemiyor diyor. Merve gerçekten seni dinlemiyor muyum? Gerçekten dinlemiyor muyum? Nasıl? Oralarımı kütkesin. Marjinal olsun. Marjinal tavan oldu bugün. Sıla önleri uzun bırakırsa yüzüne çok güzel gider ama keserse de biter yani her şey. Surat patates gibi olur. Çene çok çıkar. Bunları uzun bırakması lazım yani. Şunlar uzun olsa. Ben sana kısa keseyim demedim. Sonuçta biz bunu konuştuk seninle. Lütfen. Ve sen gerçekten tarz bir kızsın. Oraları küt kesersen sevinirim güzel başka. Bir tarz saç kullan. Düğün var dedim değil mi Sıla abla? Dümdüz kes dedim. Yakışıklı yine yaptın yapacağına. Teşekkür ederim. Mete sen ne yaptın bugün? Uç mu aldın? Uç almadım. Saçları da şöyle gösterebilirim. Saçlardan yaklaşık bir 6 santim falan kestim. Tabii ki yerde dağıldı ama. Ben onu göstermeye bile çekinirdim. Göstermeye de çekinirdim. Çekinirdim şu anda. Ne yapmam lazım? Çünkü burada çok, mı kesmem çünkü lazım? Çünkü çok iddialıyım kesimde dedin. Ben yine söylüyorum hani bu kesim hakkında tekrar söylediğim gibi yorum yaptığınız zaman size yemin ediyorum güleceğim. Çok az kesti, dümdüz bir saç kesti. Hatta öne doğru da şöyle bir yamuk kesti, sol tarafta kısa. Genç kızlara bunu sosyal medyada yutturabilir ama ben yutmam. Yakışıklı, sen kadirizm kurallarını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Öyle duruş, adab, gülüş. Mesela bir gülsene. Nasıl? Söyle, ben de öyle güleyim. Ama Atkın nerede? Şimdi Atkın'ı getirsem ben sana bir konsept ayarladım da. Atkın burada bir yerde sanırım. Hemen takıyorum. Heh, hemen. Bu atkı senin hediyen de değil mi? Aynen öyle ama tabii ceketin eksik. Ben eksik kalır mı? Bugün dün atkı getirdin. Bugün ceket getirdin. Bir dakika bir dakika. Böyle böyle. Bak demek ki hiç kurallardan haberin yok. Hiç. Benim tespihim nerede ya? Burada racon. Tespihin de var. Aynen. Bundan mı bana veriyorsun?
Onu geri alacağım. Sadece öyle poz ver diye. Yürüyüş yapsın. Hazır saçı da bitirdi. Ne yapsın? Hazır saçı da bitirdi. Podyumda bir yürüyüş yapsın. Aynen, yapabilirsin. Siz topuz zamana çok yorum yapıyordunuz. Aslında ben burada şimdi çok ego kasabilirim ama kas yapacağım işte, yine mi tavazıyım. Yemin ediyorum hayır. Aynı kadir inanır. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ama ben tesbih taşımayı, sallamayı falan sevmiyorum ya. Hayır, biz kurallardan bahsediyoruz. Mesela Kadir İnanır atkısız çıkmaz. Ceketini atar, tesbih elinde. Böyle güzel güler ama şeydir yani böyle. Ağır abiliğini hissettirir. Sen de böyle bodyguard gibi durma. Böyle normal dur. Şöyle. Yo, gayet normal duruyorum şu anda. Bakışını da yap, şöyle bir kaşını kaldır. bir kaş şöyle bir tane. Ben bir kaşımı kaldırıyorum işte. Bir de sert bak. Bana değil, gözde hanıma, bir başkasına bak. Bana niye bakıyorsun? Ama bak diyorsun. Kameraya bak. Sen söylediğinden dolayı sana bakıyorum. Direktifleri benden alıyorsun diye. Yarın bana ne hediye getireceksin? Dün atkı yani, getirdin. Bugün bakacağız. Ceket getirdin. Tesbihini geri alacaksın. Zaten ben tesbih falan taşımıyorum ama. Aynen. Yarın getirelim. Senden bence daha güzel bir hediye bekliyorum. Hadi bakalım. Ama çok yakıştı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Son bir dakikadasınız arkadaşlar. Bir dakikanız kaldı. Ve süre bitmek üzere. Makyözlerimiz hazır. Perşembe kesim gününde son 5, 4, 3, 2, 1. Kestiler, makyözlerimiz gelsin ve ıslak makyajlara başlasınlar. 25 dakika süreniz var. Ben iki cümle kurdum, hemen zırlamaya başladı. Dayanamayacaksan niye geldin? Böyle boş konuştuğunuzda kameralar daha çok sizi mi çekiyor? Ağlıyor musun? Yok. Sanki ağlıyorsun gibi geldi. Sen öyle mi görmek istiyorsun? Evet. Ağlasana. Al. Ara ara kaldır. Öyle de sak. Masasını da atacağım. Şimdi yapamayacak o makyajını da. Kaşlarını yukarı doğru tarayacağım. Fixleyeceğim. Çok fazla rengini değiştirmeyeceğim. Sadece sonlarından biraz o boşluklarını dolduracağım. Kirpik de takmayacağım sana. Yani yüzünü ıslak ve yani nemli, fresh bir cilt elde etmek istiyorum. O yüzden şimdi başlayalım. O kadar kötü bir saç değil. Yani bunu üzüleceğim bir saç değil. Üzme kendini, olur mu? Şu an sana zarar yaptım. Yani canın acır böyle. Sen elinle yedirir misin onu? Islak makyaj nasıl, onu bilmiyorum. Yani böyle hani biraz şey durumu, parlak gibi duruyor sanırım. Parlak, evet. Ya malzemeleri farklı değil mi? Rujumu çok açık renk kullanacağım. Açık. Çerçeve yapacağım. Çerçeve. Islak bir görüntü vereceğim zaten. Ağlayacaksan zaten başlamayayım. Zaten makyajıma izin verdim. Tamam, bir sakinle şöyle başlayayım. Anladın mı? Bütün hepsine izin verdim. Bence bir sakinle. Çünkü benim makyajım gerçekten ıslak makyaj. Tamam. Şimdi kapat gözlerini, birazcık dinlendir, tamam mı? Sakin misin şimdi? Tamam, gözyaşların durdu. Bak inan çok güzel şimdi. Belki bunda da vardır bir hayır. Deme öyle. Ağlama. Keşke Sıla'nın takımına gitseydim diye dua edeceğim, aklıma gelmezdi. Yapma lütfen. Kızlar ne durumdasınız? Buse? Nasıl? İyi misin? Yapabiliyor musun? Ya ben iyiyim ama böyle modelim ağladıkça, üzüldükçe daha da kötü hissediyorum. Sen de etkileniyorsun. Çünkü ben yaşadım o durumları, biliyorum. Yani hem ağlıyorlardı hem ben yapıyordum. Çok, iki defa yaşadım. Zor bir durum. İnşallah üstesinden gelirsin. Ya makyajıma yansıyacağını düşünmüyorum. Sadece ağladığı için zorlanıyorum. Evet. Yani gözyaşları aktığı için şu an ürün bile süremiyorum. Şimdi ben de aynen öyleydim. Mira, senin modelin de mi ağlıyor? Evet, biraz gergin. Tam ağlamıyor. Çok fazla ağlamıyor. Şu an kontrolüm altında ama sinirleri bozuk biraz. Niye ağlıyorsun ki? Zaten senin saçların kısaydı. Ben de bunu söylüyorum. Hani yani çok senin fazla. Çok... Ben o sakinleşmeden başlayamam. Çünkü gerçekten yani benim de modum düşüyor.
Zaten saçının üçte biri yok yani. Neye ağlıyor anlamıyorum. O zaman Ayşegül bir makyajlara bakar mısın? Aydınlık, ıslak görünümlü... Fresh bir makyaj. Evet, ıslak görünümlü de allık uygulayacağım. Cildini tamamen aydınlık göstereceğim. Zaten altına da bir ürün uyguladım. Tam ıslak makyaj ürünü uyguladım. Ağlıyor zaten, ıslaklığa gerek kalmadı. Ağlaya ağlaya ıslak makyaj. Yani ıslattı. Yani şöyle İlayda göstereyim. Sana yardımcı oluyor zaten bence şu an. Zaten ıslak makyaj ürünü, cilt ürünü uyguladım. Ayşegül de yorum yaparken böyle gidiyor. Arkadan gizlenerek konuşuyor. Bak hiç kameralar hiçbir şey görmüyor. Tamam mı? Gizliyorum canım. Hayda'nın ödü koptu onu demin. Herhalde ondan yapamıyor. Sadece de burun ucuna, dudağın kenarına, belirli bölgelerine... Oraları neyle yapacaksın? Gloss'la yapacağım. Gloss. Islak ucum var şimdi. Tamam. Benim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Normalde yaptığından değişik bir makyaj yapacak mısın? Hayır. Sadece ıslaklığı mı hedefliyorsun? Islaklık önemli şu an. Yani klasik biraz bir makyaj mı göreceğiz? Yani üç gündür senden gördüğümüzü mü göreceğiz? Kolay gelsin. Teşekkürler. Arzu, yardım edebilirim sana istiyorsan. Sanki fazla bir ıslaklık yapamayacaksın gibi geliyor bana. Arzu. Şu an beni demoralize etmeye çalışıyorsun ama hayır, hiç bu oyunlara gelmeyeceğim Özlemciğim. Etmiyorum, yardım Arzu. Etmek istiyorum. Mira. Ben bakar bir şey... Bakar mısın hemen nasıl açma. Yanlış anlıyor. Evet. Sence ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben ona zaten şeyler söylediğimde fark ettim. Beni sürekli yanlış anlıyor. O yüzden ben de cevap vermemeye karar verdim çok fazla. Ama ben bir şey duydum dışarıda. Galiba duyduğun şeyi ben de duydum. Söyle, yoksa aynı ben söyleyecektim. Aynı şeyden bahsediyoruz, evet. Değil mi? Ne o? Çok merak ettim. Dışarıda Arzu modeline ben senin yerinde olsam Mete'ye saçımı kestirmem demiş. Yani siz bunu nereden uyduruyorsunuz bilmiyorum. Söylediklerimi herhalde eviriyorsunuz, çeviriyorsunuz, grup yapıp düşünüyorsunuz herhalde. Böyle bir şey ağzımdan çıkmadığı halde böyle bir şey varmış gibi gelip anlatıyorsunuz. Arzu, senin Mete ile ne alıp veremediğin var? Ben de anlamadım. Anlamıyorum. Benim yok ama sizin var herhalde. Bizim aramızı bozmak istiyorsunuz herhalde. Sizin aranızı neden bozuyorsunuz zaten? Siz kendiniz buraya gelip kavga ettiniz ilk günden. Benim bundan haberim yok canım. Ki ben böyle bilmiyordum. Olduğunda. Gerçekten ben de şaşırdım yani. Sizi böyle bilmiyordum. Tanımama rağmen şok oldum. Arzu ne kadar inkar etse de ben olsam Mete'ye saçımı kestirmem kesinlikle demiştir. Onun yapabildiği tek şey mikserlik, ortalığı sessizce karıştırmak. Zaten makyaj da yapamıyorsun, ancak karıştırır durursun. Ya sen dün de Mete'nin saçının seni düşürdüğünü söyledin. Şimdi kalkıp da bize bizim aramızı mı bozmaya çalışıyorsun diyorsun. Çok ben garip kesin yani konusunda söyledi. Asla öyle bir şey söylemedim. Söylemedim diyor. Mete'nin yüzüne söylemedin mi? Ne, kesiminin kötü olduğunu mu? Her şeyiyle. Her şeyiyle demedim. Ama o kesimi anlam veremiyorum. Yani bir insan partneri için bunu nasıl yapabilir ki? Yapmadım zaten. Nereden duydunuz siz bunu? Ben de çok merak ediyorum. Nereden duydunuz gerçekten? Dışarıda konuşuluyordu. Kimler konuşuyor? İsim vermek istemiyorum. Zaten sen söylediğin kişileri biliyorsundur. O an biz Mira'yla yan yanaydık. Ben de duydum hani böyle aynen, bir şey olduk. Aynen, o da duydu. Gerçekten mi falan olduk ama... Aynen. Şaşırdık yani. Ama neden şaşırıyoruz ki? Buse daha dün de kendi aynı şeyi yapmıştı ya. Söylemişti. Yani evet, orası da doğru. Sen de haklısın. Yani. Arzu'ya gittim. Dedim ki nasıl bir makyaj göreceğiz bugün senden dedim. İşte böyle. Dedim ki peki 3 gündür gördüğümüzün dışında bir makyaj görecek miyiz? Hedefin ıslaklık mı? Hedefim ıslaklık. Yani 3 günün dışında değişik bir şey göreceğiz mi kızla dedim. Çünkü gözlerine baktığımda aynı renkleri, aynı şekilde görüyorum. Evet. Böyle yaptı. Hayır. Görecek miyiz? Hayır. Aa, ne güzel bir cevap. Mete diyor, Arzu istedi de geldik buraya diyor. Yoksa ben hani öyle bir düşüncem yoktu diyor. Bana canım, daha önce de söyledim ya, sizin gibi rol yapamıyorum, o yüzdendir. Ya biz ne rol yapıyoruz? Biz işimizi yapıyoruz. Tiyatro sen ne işine ya? Ya? Yarışma programındayız. Kendi bir şey söyleyeceğim. Kendisi Mete hakkında kendi söylemedi mi? Biz durduk yerde mi uyduruyoruz? Hayır, rol diyor. Yani hayır, rol ne anlamıyorum rol ben. Diyor.
Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Arzu yarışmak istemiyor ve gitmek istiyor. Arzu? Ha, ay o ilk geldiği istemiyor. Günden belli. Kesinlikle yarışmak istemiyorum. Evet. Böyle bir iddiası da olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Arzu da yarışmak istiyor. Fakat Mete ile yarışmak istemiyor. Evet, evet. Ama o Mete ile geldi. Yarı yolda bulunuyorsun. Bence o başka biriyle gelmek istiyordu. Mete patron olduğu için beraber gidelim dedi. Bence. Ha, o olabilir. Evet. Yalnız ben Arzu'nun biraz Mira'yı kıskandığını düşünüyorum. Yaptığı hareketlerden. Ya bir şey söyleyeyim mi Özlem abla? Şimdi tepki göstermeyecekse ben de öyle düşündüm. Çünkü bana davranışlarından fark ettim. Ben bir de sorunum hissettim. Sorunum olmadığı halde neden böyle davrandı? İnanılmaz kafama soru işareti olarak bıraktı. Hangi davranışlarımdan mesela Miracığım? Ne bileyim, biraz birden saldırganlaşıyorsun ben bir şey söyleyince. Yo, bu sana özel ve has bir özellik değil. Ama işte değil. Bana özelmiş gibi yapınca insanlar bak ne düşünüyor, gördün mü? Bence öyle yapma, öyle değilse. Yani kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bana garip geliyor böyle şeyler. Merve, ben sana bir sorum var ya. Sen niye ağlıyorsun? Çok merakta kaldım ben ya. Sinirlerim bozuldu. Neden? İlayda'ya mı sinirlerim bozuldu? Hani onun ağlamasına mı? Hayır. Yoksa bu saçlar böyle oldu diye kaynanandan yiyeceğin zırhıtı mı düşünüyorsun? Hayır, kaynanamla alakası yok. Ya aslında konuşulmuştu bu mevzu. Ya şu an ağlamak da istemiyorum, makyajım akacak. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben biliyorsun pek çok şeyi beğenmem böyle. Şu kesimi yandan falan önden görüyorum. Gerçekten acayip yakıştırdık sana. Zaten daha önce ya kendim kazıttım ya, sıfıra bile vurdum saçlarımı. Evet, ama niye o zaman bu duygusallık? Yani benim anlatmak istediğim, istediğim şekilde yapılmaması. Hani düz dedim, zaten kazıyacaksınız saçları. He. Ya düz istedim ya. Böyle komple. Ya kazılacak dedim. Hani şurası olacak dedim. Ama ben hatta yani şöyle olacak dedim. Ya şu şekilde. Doğru, ama mesela senin düşündüğün şey belki sana yansımayacaktı güzellik olarak. Ama burada var ya, acayip yakıştırdım. Ciddi söylüyorum. Bak bu sana Muammer Ketenci teminatı. Güzel de hatunsun. Arzu, sen bizim neden konuşmalarımıza cevap vermiyorsun? Yani sadece dinliyorsun, evet. Niye? Zorunuza mı gitti? Zorumuza gitmedi de cevap mı veremiyorsun, anlamadım. Cevap veremiyorum. Evet, yani sen verecek öyle cevabın et. Mı yok? İstersen makyaj için ürün verebilirim sana. Yardımcı olabilirim eğer teşekkür yoksa. Teşekkür ederim canım. İstediğin bir şey varsa getirebilirim. Arzu. Efendim. Ne oldu? Ne oldu? Yani neden cevap vermiyorsun? Muhatap olmak istemiyorum sizinle. Bence boşuna yalvarmış Arzu Mete'ye buraya gelmesi için. Ben yalvarmadım canım. Mete burada o söylediğinde neden evet dedin, onayladın? Gelmek istedim, evet. O, yalvarmadım kimseye. Yani o Mete'nin o anlatışı bana gerçekten gözümde canlandı bildiğin. Sizin o konuşmanız, gidelim ne olur falan deyişin. Sen öyle görmek istemişsin demek ki. Görmek istediğimden değil, ben anlatılanı yorumluyorum sana burada. Yanlış mı? Yanlış Buse'cim. Bilmiyorum, yanlış. Buradan öyle görünüyor. Ben söylüyorum ürün vereyim, istemiyor. Konuş diyorum, konuşmuyor. Arzu, benden de ürün alabilirsin, Arzu? Çekinme. Masamdaki her şeyi kullanabilirsin. Arzu, neden cevap vermiyorsun onlara? Cevap siz, verdin mi? Benim sessizliğim neden sizi bu kadar çok rahatsız ediyor? Hayır, cevap ver yani. Bak üzerine geliyorlar, neden? Bir cevabın mı yok? Korkuyor musun? Ben seni anlamadım sen ki geldiğinden beri. Hepiniz korkuyorsunuz. Demek ki üçünüz birden bana saldırıyorsunuz. Hayırdır, senden ne oluyor? Mi korkacağız? Arzu, sen saldırı görmeyiz. Daha düne kadar hepiniz birbirinize giriyordunuz. Bugün hepiniz çok iyi anlaşıyorsunuz maşallah. Arzu, sağ yemde mi korkacağız? Sağ yemde. Az önceki reklam arasında Buse'yle oturan sen mi bunu söylüyorsun? Ki arkasından samimiyetsiz diyen. İlginç. Arkamdan böyle bir şey mi söyledin yani? Arzu? O zaman sen samimiyetsizsin. Daha dün burada kavga ediyordunuz. Reklam arasında niye oturuyorsun kızla? 5 puan almak için. Otururum, sana ne? 5 puanla benim işim yani, yok. Değil mi Özlem abla? Başka ne olabilir? Onu biz sen yaparsın. Özlem ablanla ya. Siz yaparsınız. Alıştık onu. Ben söyledin mi arkamdan mı? Bunu Arzu? Söylemedim. Efendim? Alıştık. Söylemedim, ilk kez duyuyorum. Söylemedin. Kendimi. Neyse ki senden önceki gelenler de böyleydi de tecrübe kazandı ki artık anlıyoruz. Yani eğer gerçekten böyle bir şey söylediysen çok üzülürüm. Çünkü
Çünkü ben asla samimiyetsiz olduğumu düşünmüyorum. Sen hiç konuşma Buse. Sen de kendine yeni bir arkadaş arıyorsun 5 puan toplamak için herhalde. Hayır, hiç de yeni arkadaş aramıyorum. E niye oturuyorsunuz beraber? Bunu en iyi sen bilirsin bence. Ama beni tanıdığın bir geçmişin onunla? Var. Demek ki o zaman o seni kullandı. Kendime arkadaş aramayacağımı bence sen biliyorsun. Öyle mi? Biliyorsun bence. O zaman neden oturdu seninle? Mira, Arzu'nun benim için samimiyetsiz dediğini iddia etti. Demiştir, inanırım, kesinlikle söylemiştir. Daha neler neler demiştir. Ama anlamadığım bir şey var. Mira, buna sen de mi katıldın? İkiniz oturup beni mi çekiştirdiniz? Ağlıyor musun? Yok. Başka ne konuştunuz Mira, ne söyledi? Başka hangi açığınızı benim yakaladığımdır açımdan. Hepsini aklıma gelince söyleyeceğim. Biraz uydursun bakalım. Senin ne enerji uyduracak mi düştü? Ben de merak ediyorum. Ay dur, enerjisi düştü. Hazır makyajımı da yaralamışken. Al. Ara ara kaldır. Öyle dasak. Dasak, dasak. Kaldırsın atsın bunu bak. Bu kızda Arzu, var ya bir problem kendine var. Kendine gel. Sakin masasını ol. Da atacağım. Şimdi yapamayacak o makyajını da. Yaptım, merak etme, bitirdim. Saygısız sakin gibi. Sakin ol, nefes al. Nefes al. Nefes alıp ver. Nefes egzersizleri yap. Sakin olun arkadaşlar, bu kadar da... Sıla'dan daha büyük tehlike varmış, evet. Yanımızda. Ay sessiz sen... sessiz duruyormuş, bizim hiç haberimiz yok. Mira güç kazansın diye dambılarını oraya götürdü, masasını koyuyorduk. Bu böyle bir fırlattı koca dambılı. Benim bir daha dedi masama dedi böyle bir şey koyamaz dedi. Onun masasını dağıtır ama var ya korkarsın, yemin ederim. Ciddi olan ay büyük gömüyoruz. Oh. Arzu bugün bana doğru dambılı fırlattı. Onun neden böyle yaptığını ve kırın ağrısını çok iyi biliyorum. Geçenki bölümde ben al yazmalım olarak Mete'nin yanında rol yaptım. Arzu bence buna dayanamadı ve sonradan rengini gösterdi. Bence Arzu dışarıda yaşayın. Mira'yı kıskanıyorsun, modeli kıskanıyorsun. Çünkü sen Mete'yi kıskanıyorsun. Öyle de ıslak makyaj olmaz, bir ara söyle öğreteyim sana. Ya sen kes sesini ya. Sus ya. Sus ve git buradan. Bilal burada olmadığı için onun nefes tekniklerini ben de öğrendim az çok. Yıllardır hemen beraberiz. Evet, hemen, hemen. Derin nefes alıyoruz Arzucuğum, lütfen. Yani ben bu ortamda böyle kötü enerji istemiyorum. Zaten modelim yeterince üzgün. Yani yanımda hemen dibimde bu kötü enerji varken bir de karşımdan almak istemiyorum. Aynen, kendi kötü enerjisini, derin nefes enerjinizi al. Bana bak, atmaya çalışıyorsunuz. Bak benim pozitifliğim. Şu an buraya yansıyor zaten. Modelime de yansıyor farkındaysan. Ben kötü enerjiyi pozitifliğimle nötrleştiriyorum. Ama sen de ekstra bir şey yapınca olmuyor. Nefes al. Abi bir yüzün gülmedi. Kötü enerji diyor bir de ya. Geldiğinden beri. Bak ondan geriye say. 10, 9, 8, 7. Derin nefes al. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Arzu bayıldı. Arzu şu an çok iyisin. Tamam. Şey mi oluyor tamam, böyle tamam, boş sus, konuştuğunuzda tamam. Kameralar daha çok sizi mi çekiyor? Yok şu an seni çekiyor. Acaba doğru tekniği yapıyor mu diye. Ha ha ha. Yardım edeyim mi? Arzu'ya yardım mı etsek Arzu? Ya? Neyse ben Arzu'nun salonunun bir daha önünden geçmem mümkünse Arzu'yu sen kendine dikkat giderim. Et dambıllar yüzünde. Son bir dakikanız. Artık modellerin yüzünü ezberlemiş olmanız lazım. İyi değerlendirin. Son dakikanın içindesiniz. Son bir dakika. Ve süre bitmek üzere. Son 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Atıyorum buranın kısadan uzuna doğru gelip burada bombe oluşup öne doğru senin biraz asimetrik. Biz senin hocalığın eksikti. Sen de geldin tam oldu. Kuaförüm sensin. Spor üçüncülük C kategorisi yeni forvet oyuncusu gibi olmuş. Bana saldırmaktan makyaj yapamamışsın. Ayılıp bayılacaksınız. Gelmeyin kardeşim. Ben ayılıp bayılmıyorum. Ben gülüyorum. Sizin kuaförlüğünüze gülüyorum, anladın mı? Sana bir öyle patlarım. Değil. Söylediğiniz kadar kalkamaz. Benim üzerimden kimseye prim yaptırmam. Yeter. Deseydin arkadaşım bu kadar kısa bu kadar uzun olmaz. Deseydin kötü durur. Deseydin niye demedin? Hadi o bilmiyor. O bilmiyor, sen bilmiyor musun? Bir kere böyle bir modeli ziyan ettin. Onu net söyleyeyim sana. Ziyan oldu.
Makyaj desen külliyen hiçbir şey yok. Kızın suratı aynı anasından doğduğu gibi duruyor. Bir model saçını kestirmek istiyor ve kuaför kesmiyor. Kuaförüm sensin de. Finale bir gün kala geldi sıra en gergin anlara. Hazırsanız ilk olarak Bilal ve Buse'nin modeli İlayda Arslan gelsin. Ayna kapansın, İlayda kendine baksın. Makyajım da top olmuş. Buralarım da birikmiş. Onun dışında iyi. Nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. Neler diyeceksiniz? Yani Gözde Hanım, ben aslında modelden ziyade onun üzülmesine ben de çok üzüldüm. Ama kesmeden önce zaten bir farkındalık yaratmak istediğimizi söyledim kendisine. Zaten saçının son 15 santimi zaten yıpranıktı. Bunu kimse dikkate almıyor. İlaydacığım da dikkate almıyor ama yani ben orada evet belki 2-3 santim fazla kestim ama hani bunun için bu kadar abartmasını beklemezdim. Ben ona çok yakıştığını düşünüyorum. İnşallah farkındalığımızı farklı bir şekilde yansıtmamışız diye düşünüyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Üzüldüğü için de, kalbini kırdığım için ya da kendi öyle düşündüğü için de ondan özür dilerim. Teşekkürler. İlayda şu anda belki bunun farkında değil ama şu anki gözyaşları bir sürü insanın gözyaşını da dindirecektir. Bu yaptığımız hareketten dolayı bunu izlediğinde daha çok anlayıp teşekkür edecektir. Hatırlayalım, bugün İlayda nasıl gelmişti? Bakmak istemiyorum. Kökü sende, hepsi üzülecek. 2-3 santim için o güzel gözyaşlarına yazık. Daha büyük ağlayacak sebep vermesin insana. Tamam mı? Hayat ne düşünüyorsun? Bilal'e bir konuda katılıyorum. Gerçekten uçları çok zayıftı. En azından sağlıklı bir saça döndü. Hatta daha da kısa kesebilirdi modelin izin verseydi. Bence onun saç boyu tam omuz üstü. Çok aslında yakışmış. Arkada duruşu çok güzel, yüzüne yakışmış. Çok da kesmedi bana göre. Neler diyeceksin Sıla? Ben yaşına çok yakıştırdım. Hepimiz üzüldük ama... olan oldu artık. Gözlerine yazık. Çok yakıştırdım ben sana. Mete sen? Ben de kesimin çok kısaldığını düşünmüyorum. İnsanlar normalde daha büyük değişimler yaptırıyor. Buralarında bu ense hizalarında kestiriyorlar. Bayanın böyle bir tepkisi cidden bizi çok şaşırttı. Ben saçı güzel buluyorum. Bu yarışmada saç kesimi olduğunu ve boy olduğunu biliyordun. Ve bu yarışmaya kendi arzunla... katıldın, öyle değil mi? İnanın İlayda'nın söylediğiyle benim söylediğim arasında sadece 3 santim var ve uçları yıpranık. Arkadaşlar zaten dikkat etmiş, senin söylediğin yerle gerçekten Bilal'in kesiği arasında sadece 3 santim mesafe var. Zaten bu bir yarışma. Anlaşıp ortak bir karara varıp varamamanız üzerine değerlendiriliyor. Çıkan sonuçlar aynı zamanda. Bizleri de çok üzdün. Üstelik arkadaşların işlerini yapmasına da engel oldun aynı zamanda. Bakalım Özlem makyajıyla ilgili ne düşünüyor? Yani güzel olmuş. Gözyaşları da var. Tam konsept olmuş. Şu gövde detayını beğendin mi peki? Evet, orada da bayağı ıslak bir yansıma var. Teşekkür ederim. Neler diyeceksin Arzu? Nasıl buldun makyajı? Ben görmüyorum burada makyaj. Allah'tan bana saldırmaktan makyaj yapamamışsın. Ben senin üstüne o kadar da geldiğimi düşünmüyorum. Aksine sana sadece sordum. Fikirlerimi yönelttim. Sen gerginliğini Mira'dan çıkardın, bana da sataştın o arada. Ama ben sana o kadar da yaptığımı düşünmüyorum gerçekten. Gerginliğimi Mira'dan falan çıkarmadım, orası da çok ayrı bir konu. Zaten hiç girmek istemiyorum. Neyse, ben onun zaten makyajdan anladığını zannetmiyorum ki. Kendi makyajı ıslak olmadığı için buna nasıl kötü yorum yapabiliyor? Gayet ıslak bir makyaj var. Zaten konsepte ıslaklık, ben onu görüyorum. Teşekkür ederim. Ama yanaklarına...
bu tarafımdan çok fazla beyaz gördüm. Herhalde yaptığım, artık kullandığım fondöten mi, allık mı, o şerit olarak kalmış. Yani onun dışında bir problem görmedim. Yaşanan her şeyi gördüğünüz koşulları, durumu ona göre değerlendirin ve arkadaşlarınızı puanlayın lütfen. Tutak okuyorlar. Şimdi yani bir kötü, talihsiz bir olay yaşadılar. Ben bugün zaten böyle, nasıl desem sana, kararsızım. Çünkü beş de kullanmak zorundayız. Biri de. Biri de. Ortasındayız. İki yapalım mı bugün model için? Olur. Kaç beyim bu? Fark etmiyor, ikisinden birini seçebilirsin. Yani bir insanın gözyaşları aktı iletişimsizlikten. Ben bir beyim. Kaç? Bir. İlaydacığım, önce bu zor anlarında seni bir saniye bile yalnız bırakmayan Adnan Bey'e teşekkür etmek ister misin? Teşekkür ederim. Canımsın. Siz de öyle. Neler diyeceksiniz Adnan Bey, buyurun. İlaydacığım, bir tanem, o kadar güzelsin ki hiç o saçlara falan takılma. Kuaförün benim artık, tamam mı? Bütün problemlerin benim problemim. Hiçbir şey kafana takma. Sana özel şampuanlar vereceğim. Saçların daha hızlı uzayacak. Bakımın da benden. Benim her türlü eğitim projelerim, seminerlerimde de hep yanımda olacaksın. Hiçbir firmayla çalışmana gerek yok. Artık saçın da sen de bana emanetsin. Bu puanım da sana gelsin. Harika. Her şeyde bir hayır vardı güzel. Ayşegülcüğüm, ne diyeceksin bu gerçek ıslak makyaja? Gerçek, doğal, natürel ıslak makyaj yaptı Buse. Zaten dedim ya, yani İlayda saçına üzülmesine rağmen Buse'ye yardımcı oldu yanına gittiğimde. Bak ağlıyor dedim senin için, ıslatıyor makyajını. Yani bu koşullarda bunu yapmam bile bence çok güzel. Buse'nin o yaklaşımını çok seviyorum. Yani bir problem olduğunda zaten ben genel olarak birbirleriyle uyumlarını da seviyorum buradaki ekiplerin. Islak bir makyaj görüyorum. Bugün burun kontürü çok iyi yapmışsın bu arada. Yani kendini sürekli burnunu yamuk yapıyorsun ya, diyorum sana. Ama İlayda'nın burnu çok güzel olmuş. Hafif bir makyaj var. Ama İlayda çok güzel. Saçların da bu boy, bu sene inanılmaz moda. Gerçekten çok yakıştı sana. Daha enerjik yaptı. Şu ellerimle yaptığım yeni tahtamla bu puanı İlayda'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Pırıl pırıl bir puan daha geldi. Tebrik ederiz. Nasıl buldunuz saçını? Hazırlamıştım konuşmamı da. Adnan Bey böyle ömür boyu sağlık sigortası verir gibi konuşunca... ...ben de bile değil de bu işi çok iyi beceren Sıla'ya kafamı kazı da... ...ben de ağlayayım. Adnan Bey bana da bunları versin. Bu yani bunu bavul para ödesen herhalde ben de yaptıramam Muammer Ketenci olarak. Ömür boyu ne demek öyle bu? Böyle bir söz veriyorsanız hemen Sıla'nın önüne oturabilir. Hiç gerek yok. Sıla'nın önüne. Gerçekten mi? Peki o zaman ben de bu sözü senin sayende almış oldum. Ben sen bana geldiğinde ben seni gerçekten sevmiştim. Ben özellikle de fiziğine bayılmıştım. Teşekkür ederim. Elbiseler üzerinde ağlıyordu resmen. Ama bugün seni ben bir 10 kat daha sevdim. Ve seninle gerçekten gurur duydum. Bugün ilk defa bu yazı tahtamı kullanıyordum. Ama hiç kimseye o puanı veremedim. Çünkü bu tahtaya layık göremedim ben. Bugün bu layık gördüğümü sana vereceğim. Ve bütün Türkiye adına da sana ben sevgi ve her şeyim, yani saygı, sevgi, her şeyimi sunuyorum ve onların adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bizlere? Yok. 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 Tamam. Yarın görüşmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Ayağına sağlık. O zaman Hayat ve Özlem'in modeli Ezgi Yalçınkaya gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Lemi. Senin işin var burada. Senin içinde kalan bir şeyler vardı. Buyur. Ne işin var burada? Konuştuk. İki haftadır görüşmüyoruz. Ve hani denizdeydin? Geldim. Senin için. İki haftadır görüşmüyoruz.
Nereden çıktın sen? Ben. Sürpriz yaptın. Evet. Ay. Moral oldu. Evet, evet. İki haftadır görüşmüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Teşekkürler. Nerelerden geldiniz? İzmir'den geldim. Nasıl memleket? Çok iyi, çok sıcak. Her zaman gibi. Demi orada, ben buradayım. İki haftadır da görüşmedik. Yani yüz yüze görüşmedik, çok özlemiştim. Ödeme çıpırdı yaptık. Hasret getirdi, sizi evet. Yollara düşürdü öyle mi? Evet. Biz hep sizi dinledik burada. Asil'i de çok dinliyoruz. Sizi ne kadar özlediğini biliyoruz Özlem'in. Biz sana böyle ufak bir sürpriz yapmak istedik. Teşekkürler, çok teşekkürler. Keşke söyleseydin. Nasıl tuttunuz içinizde? Şu saate kadar da biz sizi sakladık. Evet. Evet, aradım ben. Deniz'deyim dedi bana. Aa! Evet. Hala deniz, biliyorsun denize giriyorum. Deniz'deyim orada. Diye bayağı idare ettiniz evet. İçeride. İnandın mı? İnandım tabii. Bundan sonra inanır mısın? Ya hiç yalan söylemez çünkü. İlk defa bundan sonra için. Bilmiyorum, dikkat etmem lazım. Önce ben size bir şey söylemek istiyorum. Özlem sizden hep çok sevgiyle bahsediyor. Evet. Hatta bir seferinde bağırdı burada, seni çok seviyorum kocam diye. Hep sizden bahsediyor. Sizi çok özlemişti. Evet. Siz nasıl dayanıyorsunuz Özlem siz diye bu kadar uzun? Vallahi hasret çekiyordu ama çok ama. Mecburen. Yani mecburen katlanıyoruz buna. Biz birbirimiz için çok büyük fedakarlıklar yaptık. Çok çok büyük. Ben onun için ilk yaptım. Sonra o da benim için yaptı. Birbirimizi dengeledik yıllarca. İnşallah bundan sonra da hep böyle gider. Ne hissediyorsunuz izlerken? Vallahi izlerken öyle de bir... Yani çok... Gururluyum. Yani ne bileyim. İşinde çok başarılı. Her zaman ileriye göre... Hırslı. Evet. Zaten en büyük destekçim o. Eğer o olmasaydı yani çalışamazdım. Çalışırdım ama bu kadar hırslı olmazdım. Belki bu kadar başarılı olmazdım. Onun desteği çok, çok fazla. Peki senin içinde bir şey kalmıştı. Biz paylaştık bunu, konuştuk aramızda. Bu yalanı, hatta bu sürprizi biraz da onun için kurduk. Benim içimde. Evet, senin içinde çok kaldı, ukde kaldı. Her şey oldu ama zamanında bu olamadı dediğin bir şey vardı. Geri dönüşü de yok diyordun. Ne o? Ne o? Biraz düşün, hatırlarsın. Daha yeni konuştuk. Dün. Çünkü benim sayılı olaylarım var böyle. İsteme. Evet. Dün konuşmuştuk hatta. Evet. Bir ben onu hiç yaşamamış size. Evet. Hiç yaşamamış onu. Kalmış içinde. Evet. O anlara geri gider miyiz? Hep beraber. Nasıl gideriz? Gideceğiz? Kahramanlar. 15 yıl oldu. Gideriz. 15 yıl. Şöyle masamıza doğru bir gidelim. Belki gideriz ha. Evet. Hatta 2 gün sonra 15 yıl doluyor. Ne diyorsun? Evet. Çok tebrik ederiz. Teşekkürler. 15 yılımız 2 gün sonra doluyor. O zaman sizi evinize doğru alalım Özlem Hanım. Geleceğiz birazdan, müsaitseniz. Diyorum. Bir işiniz yoksa hayırlı bir iş için uğrayacağız size. Tamam, bekliyoruz. Akşam bekliyoruz. Gidelim mi kız istemeye? Gidelim. Bir tuzlu kahvesini içer miyiz? İçeriz. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Evet, bunu yaptık. Bu sürprizi yapmamız lazım. Evet, sana hiç çok bakma. Güzel. Eskiye dönüyorum. Kahveniz nasıl olsun aşkım? Sade. Sade. Evet. Bol tuz, biraz da karabiber. Ay çok titriyor. Yavaş. İyi ki bu gençken götürmemiş. Allah titredi. Yemin ediyorum titredi. Ne oluyor sen? Ben bu anı yıllarca bekledim. İçeceksiniz ama onu. Sizin için özel hazırladık, evet. Allah'ım, sonunda oldu. İçir Özlem, biraz daha içir. Bitir onu. Bitiremem. Bitecek o kahve, bitecek. Kızı vermeyiz. Allah'ım, tekrar yaşıyorum. Gitmiyor. Gitmiyor bu kadar. İçme, tamam. Vallahi içmesi lazım. Senin için içerim. İçmezsen bunu alıp gidiyorsun eve. Lazım.
Tamam yeter. Dokunabilir. Tamam hiç mi? Wow, aşka bak. Gerçekten içimden bir uhteda gitti. Gerçekten gitti. Ya hiç tahmin evet, eder bunu, miydi? Bunu yaşamadım ben. Gerçekten yaşamadım. Herkese teşekkür ediyorum. Bence kocana teşekkür et. Sen bir yudum sana da teşekkür ediyorum içtiğin için. Rica ederim. Ay. Vallahi bravo. Ve yıllarca benimle olduğun için. Erdem. Öp kocanın elini öp. Elini mi öpeyim? Bayramlarda öpüyorum. Şimdi de öp. Türkiye görsün. Evet. Seven kadın öper. Beyim. Beyim. Böyle adamın eli öpülür. İşte onu söylüyorum böyle sana. Böyle adamın eli öpülür. Evet. Bu kadar basit. Hadi git çocukların yanına. Çocuklar. Çok teşekkür ederim. Bırakma yani, çocukları. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Siz herkese istiyordunuz. Ne güzel denk geldi. Güzel. Çok teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Görüşürüz enişte. Şimdi işte hayat ve özlemin modeli Ezgi Yalçınkaya gelsin. Ayna kapansın, Ezgi kendine baksın. Bayıldım. Ya? Bayıldım saçıma. İyi gel, gerçekten. Arkasına bile bakmadı. O kadar sevdim. Çok sevdim. Arkama bakmaya bile gerek duymadım. Bayıldım. Makyajın nasıl buldun? Makyaj ıslak makyaj. Zaten konsepte uygun. Gayet güzel gözüküyor. Gayet ıslam diyorsun. Evet. Evet. Nasıl buldun ıslak kesimi? Nasıl kesmiş hayat? Makyajı daldım ben. Yani kesimde çok bir fark yok ama hani almışsın yine belli. Kâkül evet yakıştırdım ben de. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Gerçekten beğendim. Bilal sen beğendin mi? Perçem dışında ben kesim göremedim işin açıkçası. Dalgalandırmış, perçemleri güzel olmuş. Şöyle birazcık oynar mısınız? Şöyle şöyle yapar mısınız? Güzel olmuş. O uçları sivriltmeni de beğendim. Bir orantısızlık mı var diyeceğim önde ama fönden diye düşünüyorum. Nerede orantısızlık? Mesela bize göre sol tarafta birazcık daha kısalıklar var. O asimetriklikten de olabilir, fönden de olabilir. Ama ben uçlarda herhangi bir kesim görmedim. Zaten sen de görmediğin için... Bilal saçı dalgalı, sana attım. Bayağı bir saç attım sana. Dalgalı çektin. O perçemi attın, yeme bizi. Geçen haftalardan herhalde kıskandın. Kimden kıskandın? Benden. Ben de böyle enseden kesip şöyle attım ya. Sen de perçemi kesip attın. Görmedim. Ben perçemi çok beğendim. Çok yakışmış. Ama ben onun dışında bir kesim göremedim. Şekillendirme de çok kötü. Artık yetişmedi mi bilmiyorum. Yapamadın mı bilmiyorum. Onun dışında bir şey diyemeyeceğim. Mete sen nasıl buldun? Ben de çok fazla bir farklılık göremedim. Yaklaşık 4-5 santim Bilal 4-5 santim falan kesilmiş sanırım saçlardan. Yani 2-3 santim kesmiş. O uçtaki incelikleri sayma. Ama öndeki kahkülü iyi olmuş. Biraz daha saçın şekillendirmesi tabii ki sıcaklardan falan da olabiliyor ama biraz daha aşağıda olsaydı daha iyi olurdu bence. Arzucuğum makyajı nasıl buldun? Yani ıslak makyaj konsepte uygun. Güzel görünüyor böyle buradan baktığımda. Dudaklarını beğendim. Yakışmış mı yüzüne? Yakışmış. Yani doğru, saçlarıyla da bir bütün olmuş. Saçlarını da çok beğendim bu arada. Güzel olmuş. Ben saçın makyajını beğendim. 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 Yine sen beğendin mi? Ben de beğendim. Çünkü yanaklarına da yapmış. Kaşlarına da yaptım. O yüzden her tam yerine. Bir ıslaklık evet. Buse ne diyeceksin makyaja? Yani evet konsepte uygun ıslak görünüyor çünkü ıslak yani ama ben bir renk görmek isterdim ya da ne bileyim sanki makyajsız hali cildi çok güzelmiş de sadece ıslatmışsın gibi bir havası var. Yani gözde bir görmek isterdim ya da... Göze yaptım aslında gözde var yani kapak bölgesinde. Yani çok belirgin değil sanki göz kapakları kendiliğinden o renkmiş gibi duruyor. Değil aslında rose gold tabii ürün sürdüm yani ya renk olarak. Ya da yanaklarında bir derinlik isterdim ya da bir... Yani çok renksiz geldi sadece ıslak. Puanları yazın lütfen.
Ya aslında bunların hiçbiri çok iyi değil biliyor musun kesimde? O mecbur vereceğim. Hı? Beş verelim, mecbur vereceğim. Tamam. Beş verelim. Saçta o kakül olayı acayip yakışmış. Beş. Bir mi verelim? Şu şekilde bir verelim. Aslında iki vermemiz gerekiyor konsepte uygun olduğu için. Ama bugün perşembe ve önümüze geçmelerini istemiyorum ben. Aha, iki veriyoruz o zaman. Tamam. Doğru, adalet neyse onu yapalım. Aynen. Muammer Bey, nasıl buldunuz Ezgi'nin yeni saçlarını? Bugün nasıl geldiğini gördünüz? Son hali nasıl sizce? Ki Ezgi bugün bana Allah rahmet eylesin kimi hatırlattı biliyor musunuz? Bunların yaptığı saç ve makyajla. Sevgili Ayşen Guruday'ı. Evet. Onu burada rahmetten anıyorum. Benzettiğiniz için de ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Ama tabii bu Ayşen Hanım olmuş. Ayşen Guruda. Bu Ezgi değil. Islak makyajı falan beni şu an hiç ilgilendirmiyor. Yani gördüğüm bir şey çok değişik bir şey. Puanını vereceğim ama Adnan Bey'den tahtasını rica ediyorum. Çünkü benim, evet lütfen efendim, benim tahtam ancak beşleri alıyor biliyorsunuz. Onun için... Adnan Bey'in tahtasından, evet efendim. Teşekkürler. Ayşe Gülçük, sen nasıl oldun? Yani aslında tam bir ıslak makyaj. Ben şeyi çok sevdim, kullandığı ürünleri biliyorum. Yapmaya çalıştığın şeyi de anladım aslında. Böyle hani o güneş kızarıklığı gibi bir ıslaklık. Dudağına kullandığın şey çok çok güzel. Yanağına da aynı şeyi kullandın. Yani tamamen ıslak malzemelerle, yani likit malzemelerle yaptı makyajı. Ama şöyle, no make-up konusunda başarılı değilsin. Yani sen çok güzel süslüyorsun modelini. Gerçekten her zaman güzel çıkarıyorsun. Ama no make-up konusu çok başka bir konu. Ben de sana o konuda programımda bir yer ayırabilirim Özlem, tamam. Kurtçum. Kurtçum da olmadı ama. Ben de Adnan Bey'in şeyini kullan istersen. Ben de mi? Ama ben o kadar düşük vermeyeceğim. Ama bu beş yakışır buna. Değil mi? Tahtayı elle, yani ellerimle yaptım. Yani şıklığına bak. O zaman ben ya de... Benim gariban tahtamdan ne istiyorsunuz ya? Çünkü ben iki gündür burada uğraşıyorum, evet. Bu tahtayı yapmak, evet, için. Evet, o beşi hak ediyor bu benim tahtalar. Benim tahtalarım da ya, beşi hak ediyor. Evet, lütfen. Teşekkürler. Evet. Adam Bey, nasıl buldunuz kesimi? Bu kesim üzerine aslında çok konuşmak lazım. Artılar var, eksikler var. Birincisi, çok uzun ve ince bir yüzü var. Bugün dördüncü günümüz, her gün söylüyorum. Şu kahkül bu yüzde bu kadar gidebilir ama bir de daha iyi kesilmesi lazım. Şimdi geleceğim, ona dokunacağım. Ancak şu saçın şu yanlardan dışa açılması yüzü daha toplu gösterdi. Bu da çok olumlu ama çok fazla saç var. Bu saçın bir hafifletilmesi lazım. Boyunu değil ama bir hafiflemesi ve oynaması lazım. Şu anda peruk gibi duruyor. Bir de kahkülle dokunmamız gerekiyor. Bir dokunacağım. Bir de şey istiyorum. Islak makyaj olduğu için maske istiyorum. Yüzüne saçlar gelmesin. Şunu şöyle yüzünüze tutun. Şimdi hızlıca geriye atıyoruz. Hop. Maskeyi yüzümüze tutalım. Kahkülünü böyle biraz sempatikleştirmen gerekiyor. Şimdilik saç kahkülüne dokunmuyorsun, tamam mı? Ay şu arkasına bak, saçın nasıl değişti ya. Evet. Bir rahatlama oluyor size. Kesinlikle. Kesinlikle. Elinize sağlık. Şunu yine harikalar mısın? Yarattınız. Hayat sağ mı sol mu? Bu şansı hep kaybediyorum ben. Hadi. Sağ. Hocam bana neden bunu yapmıyorsunuz hiç? Ben belki nasıl? Beş defa ıskaladım. Sıla, beş defa belki ıskaladım. Hocam çok teşekkür makyaj ediyorum. Makyaj makası verilmiyor. Ama o çok yalvardı. Ben de buradan hiçbir şey böyle... verilmiyor. Sıla,
Ben de buradan tiyo verdim burası dedi. Yani çok üzüldüm ben ona uzun zaman. Ne şanslılar. Ah, senin şansın ayrı, hayatın şansı ayrı şu an. Şimdi böyle bu tip kahkülünde dönüş olan saçlarda mutlaka döndüğü tarafın tersinden kaydırarak kesmek gerekiyor. O yüzden de makasımı sana verdim. Güzel kahküller kesesin diye. Ama saçı da tam olarak. Şey Adnan Beyciğim, siz kendi yaptığınıza göre mi puan vereceksiniz? Ben yok, gördüğüme göre hani vereceğim. Ona göre tahtamı vereyim size. Yok, kendi gördüğüme. Muammer Bey, bugün dün bir de ikinci defa ayrılmak üzere yani. Biz bugün birleştirdim, bugün böyle yine bir yom oldu. Daha sen altını da kopar onu. Boş ver, hiç birleştirme. Koparmıyorum, o kadar seviyorum ki kopmuyor. Ha, tabii. Tebrik ederiz. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Sıla ve Mira'nın modeli Merve Eroğlu gelsin. Ayna kapansın, Merve kendine baksın. Ayna ister misin? İsterim. Nasıl buldun? Ne hissediyorsun? Gel bakalım. Makyajım için yorum yapamıyorum. Çünkü birazcık ağladım. Gözyaşlarımdan birazcık gitti. Zaten Sıla Hanım'a hiç yorum yapamıyorum. Ben gerçekten çok üzdü. Neden üzdü? Tek benle değil, cidden. Hani anlaşabildiğimi düşünüyordum. Öyle de düşündüm. Öyle de olacağını umuyordum. Ama umduğum gibi olmadı. Gerçekten çok üzdüm beni. Hani... Buraya çıkan şu neden ya, bunu hani, söyleme gereksinimi duyuyor. Ben çünkü onu neden, anlamıyorum. Çünkü neden? Gerçekten. Seni kırmak istemiyorum iletişim Merve. İletişim eksikliği yaşıyorsunuz. İletişim eksikliği tabii yaşıyorsunuz. Tabii bunu söylemen gerekiyordu, normaldir. İletişim eksikliği yaşıyorsunuz. Seninle gerçekten çok iyi anlaşmıştım. Seninle çok iyi anlaşmıştım. Kavga etmeyeceğim. Ne konuştuysak onu yaptık. Lütfen enseni ve yanlarını da açarsan. Ben zaten tam kesimi bırakıyorum. Açabilirim. Bitiriyorum. Açabilirim. Ondan sonra benim modellerim buraya çıkınca bir evet, şov yapma bunların hepsini, ihtiyacı bak, duyuyorlar. Bunların hepsini tek yapın, tek istedim. Hiç önemli değil. Bunların hepsini tek tek istedim. Şu şekilde görebilirsiniz. Hepsini tek tek ben istedim. Şuraya kadar her şey tamam. Bunları da ben istedim. Buraya kadar yine ama... Peki olay bunu, ne? Bunu asla istemedim. Çünkü şu şekilde dedim... Şu şekilde ve cidden yapacağını düşünüyordum. Zaten biz sizin özel kuaförünüzüz. Burada özel kuaförümüz. Bekliyoruz. Hani gelin. Ne istersiniz? Buyurun. Bu bir marjinal kesim. Arkadaşım bakın kesim. Burası bir yarışma. Bir marjinal kesim ama. Bak bu bir marjinal bir kesim. Burası bir yarışma. Burası yarışma olabilir ama sen iletişim eksikliği yaşıyorsun, şimdi onunla yürüme. Mı? İzleyip gelmişsin. Mervesini kırmak istemiyorum. Doğrudur. Gerçekten nasıl? Seni çok sevdim. Ne konuştuysak onu yaptım. Doğrudur. Boşuna zaten ben en son rütüşlerimi atacağım sıra. Birden benim modellerim tık düğmeleri var. Kitleniyorlar ve ben direkt kalıyorum böyle. Direkt kalıyorum. Bilal sakın yürüme. Söylediğiniz, sana bir atlarım. Söylediğiniz kadar kalkamazsın. Söylediğiniz kadar olsa böyle kalırdı. Ama öyle söyledin bana. Böyle yapacağını söyledin. Bu ya bu vaziyette ben dedim ki bak benim hani buradan kaynanam da izliyor. Düğünüm var ya benim dedim. Ya şu şekilde ya. Zaten ben seni kendim ağzımla söyledim. Kazıyabilirim dedim. Kazı ama benim düğünüm var bunlarım. Dedim. Çünkü yüzüm güzel. Kalsın, güzelim anladın mı? Bütün yüzüm olayı, güzel. Bak, bütün güzelim. Olayı senin bu doğru söylüyorsun. Çok güzel. Ama teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben şimdi makyajımı ne hale getirdiğine bakmak istiyorum. Çünkü ben gayet ıslak bir makyajla çıkarmıştım seni buraya. Ağladığın ve dokunduğun için şunları kullandım. Gayet ıslak gloss. Sen bunları mahvetmişsin ağlayarak. Keşke birazcık tutsaydın da en azından makyajımı bozmasaydın. Çok üzüldüm. Çünkü ben seni sakinleştirmeye inanılmaz yaklaştım.
Bilmiyorum neden birden şu karar değiştirdin. Bambaşka bir insan olarak geldin. Böyle bir tavır aldın. Kesin ben de şaşırdım. Ben çok şaşırdım çünkü çok gayet iyiydi yani. Bir anda ağlamaya başladı. Ve ben onu sakinleştirmek için her şeyi yaptım. Çünkü görmemiştim yani. Hissetmemiştim, bakmamıştım. Çünkü güvenmiştim, anladın ama mı? Ama saçın hiç dümdüz kötü değil. Dümdüz bir şekilde keseceğine ama güvenerek bakmamıştım bile. Sen buraya yani geldiğinde senin ensen de yoktu. Şu şekilde hani sen diyorsun ki hani ben senin makyajına laf etmedim. Etmem de zaten. Güzel bir makyaj çıkardığını da düşünüyorum. Dün de çıkardın, ertesi gün de çıkardın. Ben senin makyajına laf etmiyorum. Ağladığımı da söylüyorum. Ama kalkıp ben bu şekilde zaten saçı istemişim. Bu şekilde istemişken. Bağlayın saçı. En azından emeğimin görünmesini istiyorum. Aynen, bağla o hatalar da evet, görünsün. Aha. Senden rica ederim. Emeğimin görünmesini istiyorum. Burada toka ağzını açmayıp toka verir misin? Benim üzerimden kimseye prim yaptırma. Toka verir misin? Yeter. Toka verir misin? Yeter. Ben gerçekten sinirleniyorum. Doğru ben söylüyorum. Ben burada sadece sizde değil, modellerimle de yarışıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Oturur musun? Tamam, oturur musun? Saçını keseyim, izin verir misin? Merve, al. İzin verir misin? Saçını keseyim. İzin verir misin saçını kesin? Ben toplarım saçını. O zaman saçını yer değiştirin. Tamam olur. Vallahi yer ben de kuaförlük yaptım. Olabilir. Toplayayım ben. Yaptıysan kuralları bildiğin halde nasıl geldin? Rica ediyorum. Kestirmeyin o zaman. Madem gelmeyin. Madem ben emek verdim. Ben senin kuaförlüğüne laf etmiyorum. Sen Sıla'nın üstüne çok gereksiz gidiyorsun. Ben şu doğru anda yapmıyorum. Çünkü her doğru gelen aynı şeyi hiç anlamadım doğru Merve. Söylüyorsun. Ciddi anlamadım. Çünkü ben de senin tutumunu anlayamadım. Böyle keseceğim derken arkama niye böyle kestin? Ben onu anlayamadım ya. Ya bu saç böyle nasıl kesti onu anlayamadım. Ben şunu yapacaksın tamam, merak etme. Tamam ben senin saçını kesebilir miyim? Reklamını yapacaksın. Önce ben bir yaptım doğru söylüyorsun saçı. Hani beraber karar verdik ya. Doğru söylüyorsun. Beraber anlaştık. Evet ben bu şekilde karar verdim. İzlediğinde de göreceksin zaten ne kadar haklı herkes olduğumu. Herkes de görecek. Teşekkür ederim. Bu saç toplu şekilde daha güzeldir eminim ki. Şöyle kalkülerini düzeltmek istiyorum. Sonra sen şovunu yaparsın. Zaten herkes alışkın benim modellerimi. Buraya çıkıp böyle bir prim yapma dersin. Sana da yakıştı. Teşekkür ederim. Bilal geç işine, kızı burada bayılttın. Sen sus. Oturup ağlamak elde değil, anladın mı? Güldüm, kahkaha attım ya. Arkadaş saçın kazıp attım duruyor. Oradan tamam, bir kazıp duruyorum. Neden bu? Oturup ağlayayım diyor tamam, ya. Tamam neden bu? Bu bir rezillik yani, anladın mı? Merve şu anda ben onu toplayamadım. Gel toplayayım. Toplama. Teşekkür ederim. Gel toplayayım. Teşekkür ederim. Açma saçını, açıyorsun. Teşekkür ederim. Ne diyorsun Mete, nasıl buldun? Ben çok pek bir fark görmüyorum ama bu yanların falan kazınıp buradan bir şeylerin çıkması biraz daha bana farklı geldi. En çok az önce dediğim gibi özür diliyorum. Kestiğin saça gülmedim. Senin hareketlerine gülmek. Neden? Şey yaptım. Bilmiyorum, biraz bana komik geldi senin sinirlenmen. Ay sinirleniyorum Mete, dayanamıyorum ya. Ama normalde Allah atıyorum Allah. Bir bob kesim falan yapılacağı zaman arkalar kısa öne doğru uzun geleceği takdirde atıyorum buranın kısadan uzuna doğru gelip burada bombe oluşup ha, öne bir doğru biraz asimetrik. Bir senin hocalığın eksikti. Sen de geldin tamam. Ben çok fazla yorum yaptığım zaman hanımefendi çok sinirleniyor ama bence Bilal sen yorumunu yapabilirsin. Var mı ekleyeceğin? Dinliyoruz. Et ya, çekinme. Et çekinme. Ya ben dediğim gibi normalde bob kesim mi oluyor? Ne tarz kesim oluyor? Ben ismini bile bilmiyorum. Pop kesim, evet. Rock kesim. Her kesim var. Senin ya. Sen daha kesimlerin ismini biliyorsun. Hayır, senin yaptığın kesimin ismini öğrenmek istiyorum Mete, da şu anda. Mete yorum yapmak için yorum yapıyorsun. Allah aşkına. Bence batıyorsun ya. Bak karşımda gülüp seni daha çok sinirlendirme. Bitti mi? Ay bu nasıl kesim? Ben yorum yapmak istemiyorum. Da. Çok efendim? Merak ediyorum ben senin kesimini. Nasıl kestim? Ben çok farklı bir şey kesmedim. 4-5 saat önce kesim. Zaten anlamayanlar direkt bunu söylüyor. Ben zaten çok farklı bir şey yapmak istemedim. Canım modelim iki gün çok önceye güzel kadar gayet saçlarına kıyamadım. Diğer işlemlerde iyiydi falan diyordum. Hep öyle. Nasıl? Ben senin kesimine çok fazla yani çok kötü olmuş olabilir ama kötü bir yorum yapmıyorum. Sadece dedim ki senin burada davranışlarına gülüyorum dedim sadece. Benim davranış, ben doğal bir insanım ya. Davranışımda ne var benim? Mete neden gayet gülüyorsun? Pardon kız. Ya yok, yemin ediyorum buraya bana özellikle bu masaya gelenler özellikle geliyor. Kurulu. Oturup Sıla'yı izliyorlar 7-24, sonra Sıla'yı nereden bulabiliriz? Alman diyor. Mete sinirlerimi bozuyorsun. Sus istersen. Özür ben diliyorum. Önce Hayat'tan yorumunu dinlemek istiyorum. Evet. Niye benden teknik alıp sen mi anlatacaksın? Yok inan benim cümlelerim hazır. Ha, yemin tamam ediyorum hazır. Yok sinirlenme, bence güzel ama önden güzel.
Ya arkadaşım arka modeldi, kendi istedi, beraber karar verdi. Ama o da... Siz de inanmayın yani. Hayır, zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siz de inanmayın. Önden kesmemen avantaj çünkü yüzü çok geniş gösteriyor bu sefer. Zaten geniş oldu. Ama gerçekten modelinin dediği gibi o kesim bitirmiş olsaydın yüzüne de çok güzel yakışacağına inanırdım. Yarım mı bu? Yarım, bana göre yarım kalmış Sıla. Sana göre Bilal. Hayat, gelsen de makas almışsın, ben de makas almışım. İki taraftan birimiz bir makas vuralım, birimiz bir makas vuralım. Yemin ediyorum. Bir denesene. Yok, denemem. Bir denesene Bilal. Denemem. Sakin bir ol. Bir dene lütfen, dene. Adam orada sana gülme krizine girdi. Bir şey demedin. Şimdi ben bir cümle söyledim diye mi? Ne demek bir makas var? Neyse, ben ya sakin ol. Ya sizin maskotunuz falan mı var? Tamam, sakin, arkadaşlar? Sakin. Kuaförün sensin. Sizin için rahatsız ettiniz gerçekten. Bir saniye. Ya damarların çıkıyor, bakar mısın? Evet, çok sinirlisin. Ya. Çok sinirlisin. Kuaförüm sensin. Spor 3. lig C kategorisi yeni forvet oyuncusu gibi olmuş. Bir kaldırır mısınız? Ay, kaldırır hiç mısınız? Anlamıyorum. Hiçbir şey yani, İler burası. Hanımefendi, kusura bakmayın. Yok, gerçekten. Yok, zaten ilk hakkını şimdi kestirmek olacak komple bu saçları. Bir döner misiniz? Yemin ediyorum forvet oyuncusu. Tamam, ben bana yakışıyor aynen. Ama bu bir bayan. Ne alaka, bayanlar kadın mı kullanıyor? Sen hiç görmemişsin. Bilal, o... Bilal, beni dinle Bilal, beni dinle. Batman'da öyle sen bir de, dinle. Bir de bir gerçekten şey daha sinirleniyorum. Bu modele bu saçı ben mi kesmek istedim? Kendi istedi. O, ya ben bu saçı indir. Bu şekilde istedim. Nasıl şey, kendi istedi diyebiliyorsun hala? Ya bu şekilde isterken bu saç nasıl bu hale gelebilir? Ben onu anlayamıyorum. Korkuyorum, yemin ediyorum. Bu şekilde sen isterken bu şekilde isterken nasıl bu halde diyorsun? Teklif mi gelecek sadece? Teklif gelecek. Aynen öyle, bekliyorum şu an. Bu, ya bu saçı bu şekilde isterken nasıl hala ben istedim diyebiliyorsun ya? Ben ya otur, ben keseyim o zaman senin saçını. Istemiyorum. Neyi geldi? Ben keseyim o zaman saçını. Bak, bir şey gösterecektim. Ya izin versene ben keseyim. Ya, yaparsın, kuaförsün, postiş falan yaparsın, kaynak yaparsın. Sesini ya da gidersin arkadaşa, ona yaptırırsın. Anladın mı? Benim sesim de güzel, yüzüm de güzel zaten. Ama sen bu saçı bu şekilde kesebiliyorsan kuaför değilsin. Merve bak, şov yapacaksan şurada yapacaktın. Bravo. Güveniyorum. Tamam, burada yapacaktın. Yapayım. Burada. Tamam, yapayım. Kesmeden yapacaktın. Ya gel hepsini kessene ya. Ya şu saçın hepsini kessene Allah müsaade aşkına. Müsaade ediyor musun? Kessene şu saçımı. Zevkle. Kessene ya. Zevkle müsaade ediyor musun? Ya kessene zevkle ya. Yapayım. Kessene gerçekten şu saçımı. Gerçekten yapayım mı? Ayıp, vallahi yaptınız ayıp ya. Senin bir sorunun var. Ayıp ama ya, benim bir sorunum var. Anladın mı? Benim bir sorunum var. Sakinleşme. Bravo. Benim bir sorunum var. İzleyenler, herkes de bunu görecek. Benim bir sorunum var. Arkadaşlar çıkın çıkın, gelin Sıla'ya model olun. Çıktı ve böyle. Bir dakika. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Ay Allah'ım, yine çıkarttı onu. Hayır, çıkartmıyorum. Sadece durdurdum. Biraz sakin ol diye söylüyorum. Niye durduruyorsun? Ama sakın yeter salça artık olma Bilal. Tamam. Hayır, mı? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Olma. Çıbanın çok başı yine sensin. Edeyim. Aynen. Yine sen orada ayıbis güldün. Tamam, neyse, lütfen ben kendi yorumuma, herhalde Sıla bana o kadar çok baktığı için benim saçımdan yapmak istedi. Çünkü aynısı. Ay sinirlenme. Evet. Senden ilham almış. Evet, benden ilham bana almış. Ben dedin, sen de kaldın. Ben... Sen de kaldık şu an. Ben dedim, aa, ağlayınca diyemedim. Ya Bilal, sen konuşunca herkes ağlıyor, farkında evet mısın? Ya. İlk defa dedim ki rekor kıracağım. İlk defa bir modelim ağlamadı ve izin verdi dedim. O da ağladı. Ağladı ağladı, makyajda ağladı o. Yok. Ay, bence şeyden ağladı. Kendine benzettiği için. Kız da tabii Bilal'e benzediği için ağlıyor. Aynen. Yani normal yani. Ben ona demiyorum, neden anlamıyorsun? Sıla benzetmiş. Kızla ne alakası var? Kızın haberi nefes mi var? Al, nefes Sıla kafasına al göre kesmedi Bilal. Anla şunu. Tamam, kesememişsin. Keşke güzel kesseydin. Ne keşke yapacaktım? O popo güzel verseydin. Yazı mı yazacaktım? Yani yemin ediyorum, sanat namına hiçbir şey konuşamıyoruz. Sen o dedi mi uzun? Deseydin arkadaşım, bu kadar kısa bu kadar uzun olmaz. Deseydin kötü durur. Deseydin niye demedin? Hadi o bilmiyor. O bilmiyor. Sen bilmiyor musun? Bitti mi? Hadi o görmüyor. Bitti mi? Ben de şovmenim. Bitti mi? Evet, evet, sen mi zaten geldiğin sen günden bu yana şovmansın. Sen çıbanın başısın zaten. Geldiğin günden bu yana şovmansın sen. Ben açacağım saçımı. Ya o ya ben. İnan, senin saçların benimkinden daha güzel zaten. Şu an gerçekten. Tabii ki de sen şu an. Baksana, oynuyor daha fazla. Kesinlikle. Ya yani... o ya ben yani. Çakmak taş. Aynı ciddi değil mi? Baksana. Şöyle al. Vallahi aynı. Gel aynı berbere gidelim. Vallahi bak. Doğru söylüyorsun. Maça gidin. Gagül yap sen de. Bilal, sen de döner misin? Aynı, yemin ediyorum aynı. Al bak.
Vallahi aynı. Al, şu bak. An var ya. Aa. Bilal'in saçını kesmeyi o kadar vallahi çok istedim ya. Ki. Ensesini düzelt. Şuraya da bir kalkül. Aa, bir tane daha var. Adnan Bey. Aa, Adnan Bey'in saçı bayağı uzunmuş. Merveler için. Merve. Ben de Merve'yim. Merveler için. Kaptan mağara adamı. Dönebilirsiniz. Vallahi aynı. Ama enseni düzeltir, biraz uzun sanki. Gel bana düzelteyim. Efsane bir saç keseceğim sana. Peki, makyaj yorumlarına geçelim. Arzu, nasıl buldun kalan makyajı? Benim için ilk hali de son hali de aynı zaten. Ay, çok önemliydi ki senin yorumların. Şu an var ya, çok üzüldüm, ağlayacağım şimdi. Makyajdan anlamayan birinin makyajıma yorum yapması kadar acımasız bu hayat. Ne yazık ki. Konsepte asla uygun değil. Hiç beğenmedim göz makyajını. Normal makyaj olarak bakıyorum zaten. Islak makyaj olarak bakmıyorum. Normal makyaj olarak bile beğenmedim. Göz makyajı da hiç dağıtılmamış. Direkt likit bir ruj gibi bir şey almış, sürmüş direkt. Başka da hiçbir şey yok makyajdan zaten. Makyajdan anlamadım. Bu makyajı yorumlamaya utanıyorum zaten. Konsepte ıslak makyaj var. Bir far dağıtımı yok. Islağı nasıl dağıtacaktım onu da anlayamadım. Neyse, ilk halini görenler olmuş ki Ayşegül Hanım gelip baktı. Senin yorumun zerre umurumda değil. Sen makyajdan gram anlıyorsan ben Mira değilim. Kendimden de şüphe ederim. Senin yorumların hiç umurumda değil. Yarın da yap, ertesi gün de yap. Buradan çıktıktan sonra git biraz kendinle alakalı eğitim al. Bu sen nasıl buldun makyajı? Yani yaptığı an görmüştüm, ıslaktı gerçekten, lip gloss kullandı ama nasıl bu kadar silinebilir anlamadım. Elinle aktı, falan mı aktı. Oynadı? Yani böyle aşağı doğru akıyordu. Sildin mi, böyle bir şeyler mi yaptın? Hiç şey yapmadım, akıyordu, direkt akıyordu yani. Yani zaten kaygan bir ürün olduğu için akar ama akıyordu. Bu kadarı da fazla yani, azizliğine uğramışsın, üzüldüm bozuldu. Senin adına. Çünkü hiç ıslak değil, normal makyaj olmuş. Sadece gözü hafif görünüyor, yine ekranda da görünüyor. O kendi ağlaması. Ya hayır ya, yani hiç kalmamış. Islak olmuş biraz. Hiçbir şey daha kalmamış fazla yani. Biz bu kadarı makyaj da yaparken ıslak makyajımı gördün mü? Ben gördüm işte, tamam, bu kadar nasıl gidebilir? Bu ne hale gelmiş bilmiyorum ama bu o değil. Yani cilt makyajını beğendim, dudağı da güzel, gözü akmış. Yani o far öyle sürmediğini biliyorum tabii ki de. Olmamış o far yani, şu anki haliyle far olmamış. Özlem, sen nasıl buldun? Evet, yaptığında ıslaktı. Zaten ağlıyor, ıslak. Islak makyaj. Aynen, ben ne diyebilirim, ağlıyor dedim. Zaten yaşlar var, ıslaklık var, ıslak makyaj. Zaten silinmiş o makyaj, öyle evet. Değildi. Bence bu dokunma şeyi var o makyajda. Çünkü o kendi evet. Kendine atamaz. Yani biraz bozmuş, kısacası bozmuş yani bozmuş, makyajını. Evet. Neyse, ben ilk halinin yorumlarını kabul ediyorum. Puanları yazın lütfen. Biz destek olalım Nedim Onur'a. Evet. Bence. Sonuçta onların önünde... Çok olmuş. Üstüne gidiyorlar ya. Ver bir şey valla. Koskoca 1-1. 2-1. Saç 0. Antep uygun da değil. 1. Kesinlikle 1. Adam Bey, nasıl buldunuz? Nasıl puanlayacaksınız? Yani... Yüzü o kadar güzel ki. Kalkülü gerçi bir iki gün önce kesmişti. Ben çok beğenmiştim. Arkadaki kesime de bayıldım. Hele ki o enseyi böyle birlikte kararınız. O altının undercut yapılması ki Avrupa'da çok moda olan bir tekniktir. Yani saçın alt tarafının iyice kısaltılıp üstten saçın bırakılması. Ben o yandan bırakılan uzunlukları çok sevdim. Çünkü toplamasında kolaylık yaratacak ve topladığı anda da İnanılmaz güzel bir hale geliyor. Gerçi Merve de yüzünün güzelliğinin farkında, yakıştığının farkında. Ama onların sorunu iletişimle alakalı birbirleriyle o kopukluk. Biraz tabii Sıla'nın da maalesef arkadaşların yüklenmesiyle gerginliği her zaman yükseliyor. Ben Merve'nin saçını çok beğendim. Keşke, ama bir tek şunu anlamadım. Gerçi ben içerideydim. İlayda ile ilgileniyordum. Sürecin nasıl geçtiğini fark etmedim. 45 dakikada nasıl fönü yetiştiremedin onu bilmiyorum. Muammer Bey'in yorumundan sonra da saçını lütfen topla ve sakın da açma. Müthiş yakıştı. Yüzüne, burnuna, çenene inanılmaz güzel oldu. Ama şimdi bu tahtaya yazamayacağım. Muammer Bey'in tahtasına yazacağım. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ayşegül, makyaja ne diyeceksin? Ben gördüm makyajı. Bu zaten direkt anlaşılıyor. Ağlamış, peçeteyle tabii ki gözyaşını silecek. Çünkü glosslarla birlikte gözüne kaçabilirdi. Gloss da kaçabilir. Zaten çok sıcak stüdyo. Hani biz de daha önce de yaptık ıslak makyaj. Böyle yapınca hemen fotoğrafını çekiyoruz. Yani bekleme süreci biraz sıkıntılı. Ağlayınca da büyük ihtimalle tabii silerken falan gitti. Ama ben gördüm o ıslaklığı. Çünkü daha önce de bu konsepti Miralar geldiğinde yapmıştık ikinci haftalarında. Çok da güzel yapmıştı. Yine aynı dokunuşları da yaptı. Dudağının üstüne, burnuna, şuraya filan. Onlara dikkat ettim. Ben de biraz böyle hani bu ıslak makyajlarda bu renkleri görmek istemezdim. Ama dudağa çok yakıştı. Bu marjinal kesime, ten rengine, dudak rengi. Yani böyle bir daha jilet bir makyaj görmek isterdim ama kötü değil yani. Saçı o kadar çok beğendim ki yani makyaja bulamıyorum. Yani çenesinin uzunluğu şuradaki bombeyle gitti, bayıldım. Eline sağlık. Merve üzülecek diye ben kendi saçımı da gösterdim. Bak benim saçım da aynı senin gibi. Ben de senin gibi topluyorum yani. Ben gidince yani komple kesmeyi hı düşünüyorum. Yok kesme, bence çok güzel oldu. Muammer Bey nasıl buldunuz tarzını? İlk önce Merve'den bir şey rica edeceğim. Şuradaki durumun için bir şarkı söylesene, ufak bir şey. Durum için mi? Şu anki durum için. Şu anki durumun. Ya inanın aklıma hiçbir şey gelmiyor. Seni almayı söyle. Gerçekten şey yok, gelmiş felaket şey geldi. Ben isteyeyim onu oku. Kısacık böyle. İki gözüm iki çeşme. Hadi bakalım. Bilmiyorum ki. Sen ağlama söyle. Söyle şunu. Aa, bilinmiyor diye bir şarkıyı şey. Şarkıyı bilmiyorum. Siz devam edin, ben devam edeyim. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım ıslanır. Evet. Onu söylemeyeyim. Bu kadarını başka söyle. Söyleyeyim. Bu kadarını söyle. Başka söyle. Ben başka söyleyeyim. Bu duruma söyle uyacak bir şey aklıma gelmiyor ama başka söyleyebilirim çok kısa. Tamam, bekliyorum. İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret, gel kavuşalım artık. Teşekkür ederim. Yani ben bugün Sıla'nın yapmış olduğu bu saç nasıl yaptı diye düşünüyorum. Yani bunu bilerek yaptığını hiç zannetmiyorum. Bak bilerek senin bu saçını böyle model verdin sen. Bir Melike mi geldi, melekler mi geldi, bunun elinde bir şey mi vurdu bilmem. Yaptı bir şeyler yani, bunu bir ters döndürdüler orada. Yoksa bu bilerek öyle bir model yapamaz kız. Anladım. Adam Bey'in dediği gibi senin masanın ayağına da geldim hatırlıyorsan. Sen sevmemiş olabilirsin ama yüzünün şekline o kadar yakıştı ki. Yani bir de senin o içindeki enerjin dışarıya vuruyor. Anladın mı? Ben çok beğendim. Makyajını da beğendim. Islak olmuş, kuru olmuş. Hiç önemli değil. Senin yüzüne o kadar yakışmış ki. Daha çok ıslatıyorum şu an. Daha çok ıslat. Onun için ben de sana böyle taşlı da güzel bir puan vermek istiyorum. Ama bu puanlar sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bana yok mu? Aşk olsun. He var. Sen de içindesin. Özür dilerim. Teşekkürler. Ayağına, saçına sağlık. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Mete ve Arzu'nun modeli Ceren Dalgıç gelsin. Ayna kapansın, Ceren kendine baksın. Şey galiba beklediğim için mi saçım sarmış, makyajım hangi şey olmuş böyle bilmiyorum. Biraz ama saçı volümlenelim isterseniz. Çünkü sıcaktan bayağı bir ya saç. Ya bilmiyorum, bayağı gerçekten arkasında sıcak bayağı şey düştü. Onu alalım bir maşa yapın isterseniz mi? Yok maşa yapmama gerek yok. Bir çok küçük bir saça volüm verebilir miyim? Yok şu an mümkün değil. Nasıl evet buldun kesimini? Ya başından beri Mete Bey kesimde çok iyi olduğunu söylüyordu. Ben de ona bugün güvenmek istedim ve bütün isteklerini yapabileceğini söyledim. O da güzel yapmış, yüzüme yakışan bir şey yapmış. Onu asla sınırlamak istemedim. Çünkü kesimde çok iddialıydı. Beğendim saçımı da, gerçekten teşekkür dediğini ederim yapmış. Makyajımı da
beğendim. Tam bir ıslak makyaj olmuş. Zaten makyajıma da çok güveniyorum. Ben çok mutluyum. Başından beri beni mutlu ettiğiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Nasıl buldun Bilal? Neyi? İlk tane. Ne kadar değişmiş, ne kadar. Ben niye bu kızın saçı aklımda uzun kalmış? Şimdi baktım şok Allah'tan oldum. Allah'tan şu fotoğraflar var, doğru söylüyorsun. Canım, onlar olmasa senin gibi, biz senin gibi ustura ense tıraşı yapmadık ya. Yapmış diyeceğiz. Geçen hafta modeli de kullandım. Sen ne yaptın bize? Modelimizin saçı kısa, tamam mı? Ben ya senin gibi ustura tıraşı yapmam lazım, buraları kazımam lazım. Tamam, ikna edip yapsaydın. Ya hayır, kendi de istemedi. Yani sonuçta istemediği şeyi yaptığım zaman sizin modelleriniz gibi hüngür hüngür ağlar bayılırlardı. O yüzden biz de biraz modelimizin isteklerini yerine getirdik. İşte bizim ve dediğim gibi bakın. İstedi yaptık. İstedi buraya yaptık ve gördük ama. Birden değiştiler. Hayır, değiştiler değil. Bence sen yanlış düşünüyorsun. Ben dedim ki benim modelimin saçı çok uzun değildi. Ya sizin gibi ense tıraşı yapmam lazımdı ya da 2-3 santim daha kesmem gerekiyordu. Ön kahkül falan sordum. Yakışamayacağını ya da dedi ki ben Mete dedi buna rahat edemem dedi. Ben de sizin o anı düşündüm. Dedim ki acaba bu da mı bayılır düşer gibisinden. Elimi sürmedim. Yaklaşık dediğim gibi 2-3 santim saç kestim ve düz bir şekilde hafif şu tepe kısımlara düzlük olduğundan dolayı çok az bir kat verdim. Bir de ondan sonra saçı şekillendirdin. Çünkü bir şey yapmadığın için sonra benimle dalga geçtin. Bitmedi mi sıla? Yardım saç şekillendirdim demiş dediğim gibi yaklaşık bayağı bir süre oldu. Ben bu saça dalga yapmıştım. Zaten dalga kalmamış. 2 dakikada uçlarına bakarsan saç düz. Belli. Efendim? 2 dakikada falan kesim yapmışsın. Ya ben dediğim gibi senin gibi elime makineyi alıp enseden vurmadığımdan dolayı erkek berberi gibi. 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika bunun bence bir önemi yok. Sen sadece bence yorumunu yap. Sen bunu duruyorsun arkadaşım, ben zorla mı yaptım? Demek ki zorla yapmışsın ki. Bak arkadaşım ben sonuçta tekrar söylüyorum, modelimi ağlatmıyorum ve modelimden teşekkür duymam. Bu bana gurur veriyor canım. İstediğin gibi yorumları yapabilirsin. Ben buna güler geçerim. Mete şu anda ben sana gülüyorum biliyor musun? Çünkü önümüze bir şey getiremedin, bir kesim yapamadın ve onun arkasında duruyorsun. Ya dediğim gibi canım. Benim modelim bana teşekkür etti. Sen kendi dediklerine inan, sana yemin ediyorum bence kendin inanmıyorsun. Elin öyle çıta gibi böyle sopalar alıp böyle kıvırmayla maalesef bu işler olmuyor. Bence yorumunu yap, bir de arkadaşların yorumlarını alalım. Sen bayağı bir havaya girdin bakıyorum. Ben ya. Zaten geldiğim günden beri havalıyım ama size niye nezaket gösteriyorum. Bakın hayır. Şıklı ya. Biz burada, biz burada birbirimizi tanıyoruz. Biz burada birbirimizi tanıyoruz ama karşımızdaki insanlar bize rol yapınca bu sefer biz sinirleniyoruz. Neden peki? Ben sizin arkadaşınızım. Kaç haftadır hep beraber yarışıyoruz. Merve'nin yaptığı hareket doğru muydu? Ben değildi. Çok özür dilerim. Ben senin kestiğin modelimi... saça sadece güldüm. Tamam mı? Hani ben kötü yorum yapmadım. Orada da dedim ki yine tekrar. Bir şey söyleyeyim mi? Mete, yine tekrarlıyorum. Mete, senin... bana en yakın olan sensin. Biz hayır, beraber karar verirdik. Biz dedim. Onu dedim. Yaptık. Bu kötü bir şey olarak sergilemedim. Ama sen artık bana olmamış bir şey için olmuş deyince ben bu sefer sinirlenip bunları söylüyorum. Bir dakika, ben de kötülemedim. Sadece ben futbolcuya benzettim. Meğersem benden ilham almış. O kadar yani. Ben de ona ben güldüm. De çok kötü. Başka ben şey kötü demedim. Bir şey söylemedim zaten. Kesimin şöyle böyle demedim yani. Ben hiçbir değişiklik göremedim Gözde Hanım saçta. Teşekkür ederim. Hayat sen nasıl bulmuşsunuz yani? Değişiklik evet daha iyi olabilirdi, çok iddialı nasıl geldi. Nasıl olabilirdi mesela daha iyi? Yani burada herkes bunu yapabilirdi. İddianı dolduracak. Ben o kesimi senden görmek isterdim. Yani bunu yapabilirdim, bunu yapabilirdin diye sıralamak istemiyorum. Ama o iddianı dolduracak. Gerçekten bugünü çok bekledim. Yani nasıl bir farklılık göstereceksin? Kadının saçını çok kısaltmadan da bir şeyler yapabilirdim bana göre bu iddiaya. Biraz kat verilebilirdi. Evet. Yani birçok şey yapılabilirdi. Bunu ben yapabilirdim. Bunu ben yapabilirdim ama sen daha iddialı olduğun için senden bir tık daha bir şey isterdim açıkçası. Bilmiyorum, bizim de düşüncemiz dediğim gibi biraz daha doğal, biraz daha simetrik. Şey aklıma geldi diye. Adem. Modelim izin verdi ama ben kesmek istemedim. Adem. Kesmem istese de kesmem. Model çünkü kes diyor, olmaz. O diyor ki ben kesmem. Çok güzel. Kes diyor, kesmem kesmek diyor. İstemedim. Seninki de onun gibi. Yani saçta hata var demeyeceğim, saç güzel. Ama imzan yok. Bir değişim göremediniz yani. Ondan beklentim çok yüksekti. Yani Sıla olsa beklemezdim. Bilal olsa hiç beklemezdim. Ama o çok iddialıydı. Ondan bir şey beklerdim bugün açıkçası.
Yani beğenmedin. Peki Bilal, senin yorumlarını dinleyemedik. Yani dediği gibi tek bir şansı yok. Çok fazla şansı yok. Ya bir bob kesebilirdi. Aynı şekilde. Ben şekillendirmene bayıldım. Bozulmuşsa da çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok doğal durmuş. Yine modelinin yüzü güzel diye kaldırmış. Onu tekrar söylüyorum. O bobu verseydin, birazcık hareketlendirseydin çok daha güzel olurdu. Bugün hakikaten 3-4 gündür işte topuzda iyi değilim. Kesimde kendimi göstereceğim. Siz beni yarın görün dedin. Görmedik. Sen göstermedin. Sen umutlandırdın aslında. Onu söyleyeyim. Hakikaten o beklentiyi sen bizde yükselttin. Evet. Ama çok şanslısın ki puanlamayı yaptık. Son modelin var. Yüksek puan vereceğim. Mecburi vereceğim yani. Çok şanslı. Ay şanslısın. Bu kadar mı oynayabilirsin sen ya? Cidden ben çok seni profesyonel oynuyor. Yemin ediyorum ben de alkışlıyorum. Çok. Alkışlıyorum. Yani niye? Ben senden daha fazla bir şey bekliyordum, bulamadım. O onu zaman, diyorum. O zaman anlamda ben bugünden şanslısın. Sonra ben bugün niye bir dakika anlamadın? Ben bugünden sonra modelimi en son çıkartmak istiyorum. Bence, o beşleri ben toplamak istiyorum lütfen. Böyle bir mantık yok. Çok güzel oyun oynuyorsun. Çok güzel ikili oynuyorsun. Ay, ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sevindim. Hayır, ne oyunumu gördün kardeş? Kardeşim sen bana diyorsun ki ben diyorsun sana hiçbir şekilde şey yapmıyorum. İşte ben sen burada kadını bayıltmışsın. Ben orada hiçbir şekilde sana gülmüyorum. Seni burada diyorum ki kardeşim çok fazla saçı kesmemişsin. Tamam kardeşim bir problemin var mı? Bir sıkıntı yok tamam, diyorum. Tamam ben sakin kötü bir şey mi söyledim? Çok fazla kesmemişsin ben diyorum. Ben kötü bir şey söyledim yok, mi? Yok, günlerdir biz bunu bekliyorduk ama olmamış. Ben seni o saçla rezil ederdim burada böyle. Öyle değil mi? Benim yaptığım gibi değil mi? Hayır, ben seni rezil ettim değil mi senin... şu anda? Hayır bak. Ben seni şu anda rezil ettim değil mi? Hayır sen sonuçta... Hayır rezil mi ettin da... bana onu söyle. Hayır, ya. Sen ya olmuş ya da olmamış diyebilirsin. Ama yok ben günlerdir bunu bekliyordum. Şöyle oldu böyle oldu. Hemen yanlış dostum kardeşim. Senin herhalde algı neyse, problemin ben var. Gibi, ben tekrar, sana diyorum ki seninle tartışmak o beklentiyi 3 gündür sen bize söyledin. Sen anlamıyor musun? Bak kardeşim ben dediğim bak gibi. Bak kardeşim bir dakika. Sen söyledin beni kesimde ama... bu arada görün. Bak, beni kesimde kardeşim. Bu arada görün. Ben yemin ediyorum bu saç benim aklımda uzun kalmış. Oradan zaten daldım. Ama şanslısın dedim. Beklentimi karşılamadın. Olabilir kendince planların da var. Geç 2 hafta önce ben bile bile... Ben de kendi modelimin saçını kesmedim yarını düşündüğüm için. Bunda bir şey yok. Ya dediğim ama gibi şanslısın burada... dedim puan sana kaldı. Niye böyle oradan hadi onlar sinirlendi. Sana ne oldu onu anlamadım. Hayır. Ya da senin... benim bu burada oyun nerede ben onu anlamadım. Nerede oyun oynamışım? Kardeş dediğim gibi ben hiçbir şey demek istemiyorum. Dediğim gibi istediğin yorumları yapabilirsin. Aynen. Ben kendim biliyorum. Anladın? Aynen. Herkes inanıyorum ki hayatta herkes kendine yakışanı yapar. Aynen İstediğin öyle. İstediğin gibi yorumları yapabilirsin. Yok. Ben yorumumu bitirdim. Peki. Bu Buse'cim makyaj nasıl baba? Cildini beğendim. Porselen gibi duruyor cildi böyle. Çünkü ten rengi güzel. Kullandığım bronzer güzel. Ama bir ıslaklık göremedim. Çünkü ben senin bitirdiğin ilk halini de görmedim. Hani burada ilgileniyordum kendi modelimle. Hatırlamıyorum o yüzden ilk halini ama Ayşegül Hanım biliyordur, bakmıştır. Dudağı duruyor. Az önce dudağına çok laf ettin ama bence cildi durmuyor hani dudaktan öte. Yani makyaj genel olarak güzel, sadece ıslaklığı kaybetmiş. Özlem sen nasıl buldun? Ben de dudaklarını, göz çevresini beğendim. Yüzü aydınlık duruyor. Dudakları gibi ıslaklık göremedim sadece cildinde. Sadece de dedim ben de. Alıştırdım seni de. Evet. Yani güzel bir cilt görüyorum, aydınlık bir cilt görüyorum. Çok ıslak değil sadece yani. Çok ıslak bir görünüm yok ama görselinde saçı ve makyajı güzel duruyor. Şey diyecek misin? Yok, teşekkür ederim. Miracığım nasıl buldun makyajı? Ben de cilt olarak temiz bir makyaj gördüm ama onun dışında kesinlikle ıslaklık yok. Ben göremiyorum. Sadece de temiz bir cilt görüyorum. O da ilk geldiği zamanlardaki makyajını yapmış. Çünkü anladığı tek şey bu. Bizim çünkü mankenlerimiz ağlamıyor. O yüzden ıslaklık fazla yok. Peki, puanları yazın lütfen. Söylememe gerek yok. Direkt biri yani. Hiçbir şey yok. Çeneden başka. Aynen öyle. Kalan bu zaten. Ne kadar da yanlış anlatsa da beni. 5'i vereceğiz de. 3 müyüz oğlum? Ver. İstediğin ver. Ayşegül'cüm nasıl buldun makyajı? Arzu bugün lip gloss sürmüş. Konsepte uymuş. Arzu çok merak ediyorum. Buraya niye geldiniz ikiniz?
partnerinle birlikte? Ya yani bize ne göstermeye geldiniz? Yani ben makyajımı yapıp kendimi göstermeye geldim. Bugün belki olmamış olabilir. 3 gündür olmuyor hayatım. 3 gündür sana diyorum ki bir kere böyle bir modeli ziyan ettin. Onu net söyleyeyim sana. Ziyan oldu. Bu model bu 3 masadan birinde olsaydı çok güzel burada başarılı makyajlar, saçlar görürdük. Ve dün sana dedim ki sen ne kattın? Kızın makyajsız halini görüyorum. Dudağı bile aynı. Yani şu yaptığın çerçevenin rengi bile aynı. Kızın öyle güzel dudağı, ağzı, burnu var. Bak görüyor musun? Ortası açık. Kenarlarında Allah vergisi dudak kalemi var. Bir highlighter sürmüşsün o kare çeneye. Şöyle kızın ağzı kukla gibi olmuş. Hani böyle tahta kuklalar var ya çenesi. Öyle kontrolsüz sürmüşsün ki. Tahtama yazık diyerek bu puanı veriyorum. Teşekkürler. Ama tahtama yazık. Adnan Bey saçı nasıl bulunmuş? Ben bu stüdyoda hep modellerin saçını kestirmek istemeyişine alıştım. İkinci seferdir görüyorum bir model saçını kestirmek istiyor ve kuaför kesmiyor. Bunun sebebini anlamak istiyorum Aslan ki Bey, kesimde modelimiz... iddialı olduğunu söylediğin iddianı göstermek için ne gerekiyordu onu anlamak istiyorum. Çok özür dilerim, modelimize de sorabilirsiniz. Modelimiz kısa kesilmesini istemedi. Hatta 2-3 parmak kestiğim zaman... Biraz evvel şey dedi ya, her türlü teklifi açıktım dedi. 2-3 parmak kestiğim zaman bile çok korkuyorum. Cidden yapabilir misin dedi. Biz de ona istinaden bu saçı kestik. Dediğim gibi ben bu saçı normalde daha da küt, boyun hizalarında da kesebilirdim. Ama bana 1/2 soruyordu. İşte kesebilir misin? Çok korkuyorum. Biriniz yalan söylüyorsunuz. Ya o yalan söylüyor ya sen yalan söylüyorsun. Ben dedim ki hani ben buraya kadar kestirebilirim ama... Hani siz daha iyi bilirsiniz yüzüme nasıl yakışırdı, nasıl daha iyi kullanabilirim. Bir de keserken hani modeller ağlamaya başlayınca bir tedirgin oldum dedim. Acaba hani benim de mi öyle olacak? Onun ya tedirginliğini 5 dakikada kesti zaten saçı. Onlar daha saçı taramadan kesti, o gördük burada. İşte biz erkenden bitirince sürekli bir düzeltirken daha da kısaldı. Şimdi tamam olan olmuş, hemen yorumu yapmak istiyorum. Şimdi dar güzel bir vücutlu genç bir hanım var karşımızda. Bunun üstüne bir tane daha dikdörtgen oturtmak külliyen yanlış. Ne omuz kalmış ne bir şey kalmış. Şu ellerini bir açsana. Bakar mısın? Şu bel oyuntusunu falan hepsini bu saç götürmüş. Benim tavsiyem bu tip yüzlerde şuralarda saç kesmeniz ki izin veriyor. Boyunu da 5 santim uzatır. Şu çene ile boyun kısmını açtığınızda kişinin boyu 5 santim en az uzun gözükür. Bu yüz onu istiyor. Süper bir altın oran var. Hazır bir müşteri, hazır bir model. Niye kesmedin bilmiyorum. Stüdyonun ortamı çok germiş anlaşılan ama. Yani ben şeyleri göremiyorum. Aralara yaptığın katları falan filan göremiyorum. Şu anda yapılacak o kadar çok şey varken, o kadar yapılacak çok şey varken... Yapmamış olmanı anlayamıyorum Mete. Adnan Bey dediğim gibi saçı şekillendirdim. 4-5 saatlerde bayanın saçlarında sıcaktan dolayı şey yok. Yok ben biraz hiç şekil demek doğru... değilim. Şekillendirmeyi de sevdim ayrıca. Onu da söyleyeyim yani. Kabarmayışını falan filan sevdim ayrıca ama. Yani sonuçta şey kesim günü ben senden daha böyle vuv bir şeyler bekledim açıkçası. Ama şimdi tekrar söylediğim gibi modelimiz son zamanlarda işte birkaç bir şey olunca benim saçım çok fazla kesilmesin. Kendin dediği gibi. Ben... Yere düşen saça puan vermem. Ben gördüğüm saça puan veririm. Müşteriye de onu söylerim. Müşteri bize yere düşen saç miktarına para ödemiyor. Aynada bakıp beğendiği saça para ödüyor. Ben de burada beğendiğim saça. O çok kesmiş diye bilmem ne diye vermiyorum. Ben görmek istiyorum. Yakışmasını görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Muammer Bey? Vallahi ilk önce Celal'e şeyi sorayım ben. Sen deminden beri neyi savunuyorsun kızım? Nasıl yani? Kesimi mi yoksa... İşte bu adama ve bu kıza karşı neyi savunuyorsun deminden beri? Ben vallahi 3 gündür ki makyajı beğendim. Makyajda doğru makyajı beğendim. Orada eski yüzüm var. Hani eski demeyelim de bunun ikizi yüzüm var. Makyajı neyini beğendim? Bak oraya. Bak. Aynısı bak. Bak. Sadece suya girmişsin. Sen zaten beğendin, kendini beğendi kızım. Aynı yüzü sen defalarca aynada görüyorsun zaten. Farklı görsen konuşacaktın. Bir, geçelim onu. Saçta ne gördün? Saçta savunmaya mı girdin?
ben saçta yani sürekli kestiriyorum zaten. Hiçbir sıkıntım yoktu onda kestireceğim evet. diye. Ama hani... Burada sadece kırıklarını almış. Neyi savundun? Ya kötü olmamış en azından. Ya da beni kötü mutsuz edecek değil. Bir bak şey... Bak bir daha resmine. Ne farkın var? Var mı? Omuzlarım var mı? Yok. Değil mi? Hiç farkı yok. O güzel kız hala burada güzel duruyor. Muammer Bey çok özür diliyorum. Askılıkların altına geliyor orada. Yani dediğim gibi ya bu çok saçı çok kısa kesmemiz Bebeğim, lazım. Bebeğim kırık saç ne kadar alınır? Kuaförler buradasınız. Birer santim mi alınır? Bir santim. He? Bir santim. Kırık saç. Hani ölmüş gitmiş ne yaparsın en fazla? Bir iki santim. İki santim, üç santim falan girersin. Yani bu saç şu an köprücük kemiklerinde duruyor. Uç kısımları önde, yanları 3 santim yukarıda. Anladınız mı? Bol saç çok yakışır. Bol katlı saç çok güzel yakışır şu kıza. Ben bunların hiçbirini burada görmedim. Makyaj desen külliyen hiçbir şey yok. Kızın suratı aynı anasından doğduğu gibi duruyor. Ben dedim ki Arzu burada iyi iş götürecek bilmem ne yapacak ama Arzu'nun paylaşamadığın bir kadında ne olabilir? Mesela Mira'dan tartışıyorsun. Paylaşamadığı ne var? Gerçekten mesela bir şey kadın yok. Ancak bir kadından bir şeyi paylaşamazsa o Dumble'ı bam diye fırlatır. Gerçekten bir şey yok. Dumble'ı kendisi getirdi Bebeğim, masama hayır, vurdu. Hayır. Masana sen... vurmadı koydu. Masama vurdu. Koydu, masana koydu. Ve ben sen gördüm. Attın. Sen attın. Heh. Ben hiç tahmin edemiyorum şimdi abi böyle hareketi. Burada da bir böyle değişik bir handikap var. Bunlar benim hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Özelleriniz falan varsa bunları çıkın kapıdan hep bunu söylüyorum. Çekin kapıyı kapının dışında ne yapıyorsanız yapın. Burada sizin özel duygularınız bizi hiç germiyor. Anladınız mı? Bugün ben tahtama acıyorum aynı Ayşegül gibi. Ayaklarına sağlık. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bu saçta hiç birlik bir şey yoktu onları gördükten sonra. Benim o yüzden vicdanım çok rahat. Benim de çok rahat. Aynen. Hiç umurum değil. Perşembe günü kesim ve ıslak makyaj konseptiyle kapattık. Bakalım puan durumu ne oldu? 10 bin liralık ödüle kim yaklaştı? Kim yarın çok üzülecek? Bugün biraz belli olacak. Biz puanları hesaplayalım. Biraz bekleyin. Bugün kim çok üzülecek? Kim çok sevinecek? Ve bugün birinci olan takım. Puan durumu birbirine çok yakın. 21 puanla. Bakalım Perşembe gününün kuaförüm sensin de sonuçları ne oldu? Bugün kim çok üzülecek, kim çok sevinecek? Her zaman olduğu gibi dördüncü olan takımdan başlıyorum. Bugün 14 puanla sonuncu olan takım. Mete Arzu. Bekliyorduk zaten böyle bir şeyi. Neler diyeceksiniz? Neden bekliyordunuz? Bilmiyorum. Çok farklı burada, çok farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Her anlamda insanların bir dediği bir dediğini tutmuyor. Burada isim olarak konuşmuyorum. Burada bence bir ikili oynama var. Herkes birbirini tutuyor, birilerinin üstüne saldırıyor. Dediğim gibi herkes birbirleriyle tartışıyor. Farklı oyunlar olduğunu düşünüyorum. Adabımla da yarın renklendirmemi yaparım. Elenirsem de herkese çok teşekkür eder ve çıkar giderim. Ama bence herkesi bunun içine koymamalısın. Çok yanlış bir tavır. Şimdi hayatım ben senin atıyorum iyiyim. 5 dakika sonra bakıyorum çok farklı şeyler oluyor. Senin olarak demiyorum. Hani şahsın olarak şey yapma. Geldiğin günden beri burada bir iş göstermeyip böyle bir agresivite göstermene ben anlam veremedim. Anlam veremedim. Sana fazladan puanlar da verdik. Geldiğinizden beri ikiniz arasında bir problem var. Ne olduğunu Ayşe bilmiyorum diyorum. Yani. Ama bir şey var. Sen partnerini bile burada kötüleyip yani negatif enerjiden bahsediyorsun. Geldiğinden beri burası var ya bir buz kitlesi. Net söylüyorum sana. Negatifin kendisi sensin. Arzucuğum senin hislerini alalım. Yani zaten beklediğim bir şeydi. Bugün başladığından beri herkes üzerime geldi. Üzerime oynadı. Beni çıldırtmaya çalıştılar. Başardılar da tebrik ederim kendilerini. Sıra geldi günün üçüncü olan takımına. Perşembe günü 20 puanla üçüncü olan takım.
Sıla, Mira. Üçüncü. Neler diyeceksiniz? Çok şaşırdım ben şu an. Kesinlikle ben üçüncülüğü beklemiyordum. Ben de. Yani dün yaşadığımız olayın aynısını bugün yaşıyoruz. Jüriden yüksek oluyoruz ama üçüncü oluyoruz. İnanılmaz beni şaşırtıyor. Ama ben onlar gibi acemi değilim. Kaç haftadır buradayım. Her şeyin farkındayım. Biraz da adaletli olun lütfen. Gerçekten. Artık adaletli olun. Gerçekten biz yorulduk söylemekten. Kaç haftadır buradayız. Dilimiz damağımız kurudu. Sıra geldi. Perşembe günü. Birinci olan takıma. Puan durumu hala birbirine çok yakın. Yarın her şey değişebilir. Hala. Ve bugün birinci olan takım 21 puanla. Perşembe gününün birinci olan takımı... Perşembe gününün birinci olan takımı... Hayat Özlem. Aa. Hayat ve Özlem bugün birinci olmayı kesinlikle hak etmediler. Ki zaten birinci olduklarına kendileri bile inanmadı ki biz nasıl inanalım. O yüzden hak etmediler. Birinci oldum. Ne diyeceksiniz? Güzel bir şey ya ama şaşırdım ben. Yani ben aslında şaşırmadım. İyi bir değişim yaptığımı düşünüyorum. Ama nedense Muammer Bey'den bir türlü yüksek puan alamıyorum. Sevindim aslında. Biraz da kalbim kırık. Bilal Buse, siz de 20 puanla ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyorsunuz. Sıla ve Mira'yla. Evet. 20 puan aldınız, siz 21 puan aldınız. Diyorum ya, puan durumu birbirine çok yakın. Kuaförüm sensin de haftanın finalinde yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugünlük bizden bu kadar. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha. Sıla'yı görmeye hazırsanız Sıla gelsin bakalım. İnanmıyorum ya, yemin ediyorum. Haydi. Şu poz çok iyiydi. Haddini Sıla. Gerçek misin? Sen gerçek misin? Hayat, Sıla kendine baksın. Kimse bakmıyor. Niye ya? Ama Merve sen de karar ver. Ya birazdan ağla ya da çıktıktan sonra ağla yani. Ya ne güzel, milletin kuaförü ilgilenmiyor. Benimki hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Allah'tan finalde yaptım yani. Merve sakin ol. Şu an sanki onu ben ağlatıyormuşum gibi hissettim. Buraya çünkü katılırken Mete ile katılmak istemiştin sen. Ben bunu yakaladım. Mira, sen Mete ile mi katılmak istedin? İlk iş saçın şeklini böyle köpükle vermiş. Şekline bayıldım. Ben o sarıdaki o pink yansımayı çok sevdim aslında. Bir özgüven getirdi bence. O yansımayı, rengi çok sevdim. Çok güzel olmuş. Yani sizin zevkiniz buysa ben kendi zevkimden, kuaförlüğümden nefret ettim. Kendiminkinden. Bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey söyleme. Bu turuncu mu kızım? Evet, turuncu. O dudağı da ondan sürelim. Evet, sürelim. İkisini de sürmüşsün, bravo. Hocam ne olursunuz müdahale edin lütfen. Lütfen müdahale edin. Burada yapılması gereken bir limon tuzu, bir protein bakıp düzelir. Niye bunu demiyorsun da bizden destek istiyorsun? Biz niye gelip gidiyoruz onu da anlamadım. Esas bunu anlamayan tek kişi varsa o da ben. Bu masa niye gelip gidiyor bilmiyorum. Bu masa bu hafta da falan durursa yani bir şekilde ben bunların altından böyle uçak takacağım, yakacağım. Böyle uçup ben göndereceğim yani. Başka türlü onların uçup gitmesi yok burada. Olmuyor, olmuyor çocuğum, biz başaramıyoruz. Bu haftanın sonuçları elimde.
Bakalım hangi takım 10 bin liralık ödülü kazandı? Hangi takım üzülerek bizlere veda etti? 96 puanla birinci olan takımımız...